Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sunar. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 4 Ocak 2022. Salı günündeyiz. Saatlerimiz de 7.06'yı gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve gündemdeki konuları değerlendireceğiz. Tabii hala yeni yıla alışma konusunda problemleri olanlardanım ben de bir an. Niye? Fark ettiysen 4 Ocak 2021 diye ağzımdan çıkmak üzereydi ki fark ettim oluyor bu. Biz çok çok gider. Büyük bir hata almayacaktım. Yok yok, büyük hata değil. Özellikle okuldayken bu başımıza gelirdi. Yeni yılla birlikte tarih doldurma kısmında bir önceki seneye giderdi elimiz. Ben de açılışı yaparken bir müddet böyle duraksayabilirim. Gündemi özetleyerek başlayalım. Yine klasik her zaman yaptığımız gibi. Daha transfer sezonu açılmadı ama tabii ki kulüplerdeki transfer operasyonları devam etmekte. Özellikle Trabzonspor dünü hareketli geçiren takımların başında geldi. Özellikle iki farklı bölgeye, iki farklı transfer Trabzonspor'da artık bitme aşamasına geldi diyebiliriz. Birincisi Edin Visca, bir süredir zaten Trabzonspor için konuşulan bir futbolcuydu. Dün de farklı kaynaklardan bu transferin artık bitme noktasına geldiği şeklinde haberler paylaşıldı. Özellikle NTV'nin haberi gün içinde öne çıktı. Trabzonspor Visca transferi için Başakşehir'le 3,5 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Oyuncu ile de 2,5 yıllık bir sözleşme imzalanacak dendi. Hatta farklı kaynaklarda Visca'nın bugün içerisinde Trabzon'a geleceği ve imzayı atacağı da söyleniyor. Tabii bir taraftan da biz de Ajans Spor'da Visca transferiyle ilgili farklı bir haber yaptık. O da şuydu: Fenerbahçe'nin de Edin Visca'ya olan bir ilgisi var ve Sarı Lacivert'le ekipte 1,5 milyon euro artı takasta 4 oyuncunun işte ikisini, üçüsünü vermeyi düşünüyor ki o isimler de Sinan Gümüş, Burak Kapacak, Jose Sosa ve Mauricio Lemos. Bu isimlerin ikisinin de yine takasta Başakşehir'e önerildiği ne yazdık. Bakalım bu transfer harekatından kim başarıyla ayrılacak. Fenerbahçe özellikle Galatasaray'la girdiği bu transfer savaşlarında diyelim, genelde başarıya ulaşmıştı. Fiyat arttırıp işte farklı oyuncular verip başarıya ulaşmıştı. Bakalım şimdi Trabzonspor'la olan bu yarışta kim galip olacak, onu da yakın zamanda herhalde öğreniriz diye düşünüyorum. Diğer taraftan sol bek konusunda da Gürcü sol bek Irakli Azarovi ile yine Trabzonspor anlaşmaya varmıştı. Transfer bitme noktasında idi. Oyuncu işte karayoluyla Trabzon hareket etti denmişti ama akşam saatlerinde de oyuncunun kulübünün son anda fiyat artırımına gitti. O yüzden de sürecin biraz daha uzadığı yazıldı. Hatta kulüp başkanının da, Dinamo Batum kulübünün başkanının da yine Trabzon'da olduğu söyleniyor. Bakalım Trabzonspor bu son dakika pürüzünde çözmek için uğraş veriyor. Ferdi Kadıoğlu dünün yine önemli gündem başlıklarından birisi oydu ve bir süredir konuşuluyor. Hangi milli takımı seçecek? Kanada'yı mı seçecek? Hollanda'yı mı? Türkiye'yi mi? Nihai kararı Türkiye oldu Ferdi'nin. Dün Hamit Altıntop'ta resmen açıkladı. Üzerine Fenerbahçe Kulübü bir paylaşım yaptı. Ve Ferdi Kadıoğlu Kuntz'un tercih etmesi halinde artık A milli takımda forma giyecek oyunculardan biri oldu. Ona da ve Türk futboluna da yine hayırlı olsun diyelim. Beşiktaş'la devam edelim. Beşiktaş'ta da tabii Süper Kupa heyecanı var. Dün takım Katar'a gitti. Çok eksik bir kadroyla gitti. 6 yerli futbolcusu yoktu. Gün içerisinde de haberler paylaşılmıştı. Fakat akşam saatlerinde bu yeni testlerde bir oyuncunun daha testinin pozitif çıktı ve o isminin de Raşit Gezer oldu. Yani onun da yarınki karşılaşmada forma giyemeyeceği söyleniyor. Resmi bir açıklama görmedim Beşiktaş kulübünden ama muhabirlerden çıkan haber bu şekilde. Gün içinde belki resmi açıklama da gelecektir. Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Salih Uçan,
Güven Yalçın, Necip Uysal ve Serdar Saatçı kadroda, kafirde yoklardı. Kafirde olan Gezzal de oynamayacak oyuncular arasına eklendi. Bayağı bir eksik kadroyla mücadele etmek durumunda Beşiktaş. Onlarla da ilgili gelişmeleri, ekstra haberleri yine program içinde değerlendireceğiz. Son olarak da dünkü Premier Lig maçını ve La Liga maçlarının sonuçlarını söyleyeyim sizlere. Premier Lig'de Manchester United 0, Wolverhampton Wanderers 1 sonucu alındı. United, Ragnik döneminde ilk kez bir lig mağlubiyeti yaşadı. Wolverhampton'da sabah Otuyo'yu Ali abiden aldım. Old Trafford'da ilk defa kazanmayı başarmışlar. Önemli bir galibiyet onlar adına. İlginç de bir takım. 19 maçta 14 gol atabilmişler. Ligin en az gol atan ikinci takımı. Ama 14 gol yemişler. Ligin en az gol yiyen yine ikinci takımı olmayı başarmış Wolverhampton. Yani maçları keyifsiz, sıkıcı geçiyor. Dün sen de hatırladığım ender iddia tüyolarından birinde 2-3 gol demişti bu karşılaşmaya Ali abi. Bir 82'de. Bir topları da direkten döndü. 1-0'dan sonra mı? Kadiz Sevilla maçında da 2-3 gol düşmüştüm. O da 1-0 bitti. Evet, o da 0-1 Sevilla, evet, kazanmayı başarmış. Villarreal 5, Levante 0, Osasuna 1, Atletik Bilbao 3, yine La Liga'daki o sonuçlar. Kadiz Sevilla'nın da ilk 35 dakikasını izledim. Bayağı acı vericiydi. Yani. Bayağı iyi oyuncular var sahada. Yani Papu Gomez var, Rakitic var. Neydi? Ocampos. Ocampos var. Negredo var sahada, Kadiz'de. Ha, Negredo ama, karşı tarafta. Ama kötü bir maçtı. Fernando var, eski Galatasaraylı. Evet, aynen, kötü bir maçtı. Bu arada Sevilla'da La Liga'nın en az gol yiyen takımı. 19 maç 13 gol yemişler. 5 puana indirdiler Real Madrid'le farkı. Bir maçları eksik. Aynen, 2 puana inebilir. Hafta sonu Enes Ünal Real Madrid'i yıkınca, hı-hı, oradaki şampiyonluk yarışı kızıştı Real Madrid'le Sevilla arasında. Evet, maçları da söyledik. Şimdi reklamlarımız bu dönem gerçekten kısa. Geçen sene reklamların kısalacağını söyleyip kısalmamıştı. Şimdi bunun bir garantisini vermiyorum ama en azından bu dönem için reklamlarımız böyle birer ikişer dakika. Aradan sonra hemen buradayız. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. ...7.15 saatlerimiz, söz verdiğimiz gibi kısa bir reklam arasının ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Gündemi özetledik. Tabii gündemde paylaştığımız konuların birçoğunu aslında biz bir süredir tabii konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Daha resmiyete kavuşmadığı için bir süre daha büyük ihtimal konuşup değerlendireceğiz. Çünkü bir süredir aynı konular var gündemde, transfer deyince. Trabzonspor, Edin Vişçi haberleri, Efecan Karaca haberleri vardı. Bu iki isim üzerinden transfer haberleri yürümüştü. Öncesinde Yunan Masuras gündemdeydi Olympiakos'un, ama orada 10 milyon euroluk bir bonservis ücretinden bahsedilmişti. Normal olarak Trabzonspor da vazgeçmiş o transferden ki bu iki isme yöneldi. Üzerine genç sol bek Azarovi, Gürcü oyuncu, onun transferinde son aşamaya gelindi. Trabzonspor emin adımlarla belli bir plan program çerçevesinde transfer harekatını sürdürüyor. Hani ben bazı isimlere karşı çıkıyorum, bazen eleştiriyorum Trabzonspor'un transfer ettiği oyuncuları, ama en azından diğer takımlara göre daha derli toplu, daha bilinçli, daha erken, daha hızlı, daha kararlı bir şekilde Trabzonspor ilerliyor. Bu da hani isimlerden bağımsız takdir edilesi bir durum. Trabzonspor'da gördüğüm bu. Şimdi bu iki transfer de anladığımız kadarıyla yakın zamanda bitecek. Zaten birini bitirmişlerdi. Etti sana 3. Birkaç tane daha gelirse stoper başta olmak üzere Trabzonspor yine ara transfer dönemini, transfer dönemi başlamadan bitirmiş olacak. Tabii ilk hafta kullanamayacak yine transferlerini, ama bu da TFF'nin tabii buyurduğu bir şey. Onlar gerekeni yapmış olacaklar. Yani bu sezon her şeyle, hani yaz döneminden başlayarak Ali abi transferde Trabzonspor daha farklı bir yapı içerisine girdiğini gösterdi ve onun da meyvelerini topluyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz tabii. Trabzonspor'un derdi şu an Trabzonspor'un 2-3 sene sonra başarılı olacak takımını kurmak değil.
Bu çok net. Sezon başında zaten oyuncu tercihleriyle belli olmuştu. Trabzonspor geçen sene Abdullah Avcı'nın gelişinden sonra saha içerisinde belli bir kimlik oturtmaya çalıştı. O kimlikte Abdullah Avcı'ya göre eksik olan parçalar kaliteli ve tecrübeli oyunculardı. O takviyeler yapıldı Trabzonspor'da ve o takviyelerin neredeyse tamamında Trabzonspor başarılı oldu. Böyle olunca da ligdeki diğer rakiplerinin de felaket sezonlar geçirmesiyle beraber Trabzonspor şansını mükemmel kullandı. Mükemmel kullandı diyorum çünkü Trabzonspor 19 maçta 46 puan topladı. Bu olağanüstü bir performans. Tamam, bir şampiyonluk performansı. Ancak Trabzonspor bu sene de istediğini alsa ben bu anlayıştan çok fazla uzaklaşacağını zannetmiyorum. Abdullah Avcı Başakşehir'in başındayken ve 8 puan öndeyken bir şampiyonluk kaybetti ve mutlaka onun da futbola bakışında, lige bakışında bazı şeyleri o şampiyonluk yarışı etkiledi. Bunu da herhalde söylemek yanlış olmaz. Artık Abdullah Avcı biraz daha sezon sezon düşünen, biraz daha fazla oyundan ziyade skora yönelen bir teknik adam oldu. Biraz daha pragmatik bir yaklaşıma döndü. Biraz daha gerçekçi bir yaklaşıma döndü Abdullah Avcı. Bunu da zaten Beşiktaş'taki oyuna yaklaşımı ve Trabzonspor'daki oyuna yaklaşımının farkından anlayabiliyoruz. Belki dedi ki ya madem öyle ben yıllardan beri uğraşıyorum bir oyun oturtmaya, biraz daha farklı şeylere kafa yormaya ama kupa kazanamayınca ya da istediğim sonuca ulaşamayınca sürekli eleştiriliyorum. Madem öyle ben de biraz daha oyunu kurallarına göre oynarım düşüncesi Abdullah Avcı'da var. Peki bu düşünce Trabzonspor Kulübü'nde var mı? Kesinlikle var. Trabzonspor Kulübü de çok uzun yıllar şampiyonluk kupasından uzak kaldığı için Trabzonspor'un da kulüp olarak, camia olarak, şehir olarak acil bir şampiyonluğa ihtiyacı var. O yüzden Trabzonspor bundan bana sorarsan 2 sene sonrasını şu an hiç düşünmüyor bile. 2 sene sonrasına 2 sene sonra bakarız diyor. 3 sene sonrası şeyde bile değil. Hani masada bile değil. Trabzonspor bakalım 6 ay sonra biz hedefimize ulaşalım. Ondan sonra yeni bir kadro oluştururuz. İşte bu tarz takımların en önemli zorluğu daha fazla transfere ve daha fazla yıldız oyuncuya ihtiyaç duymaları. Şimdi bir Marek Hamšík'i her sezon bulmak çok kolay değil. Marek Hamšík işte geldi, Trabzonspor'u ligi değiştiren oyunculardan biri oldu. Ne kadar iyi profesyonel olduğunu okumuştuk. İşte Euro 2020 öncesinde okumuştuk. Trabzonspor'a gelirken okumuştuk. Hep o söylediğimiz Euro 2020'de iyi olabilmek için İsveç'e gitmesi bile onun profesyonelliğiyle ilgili önemli verilerdi. Ama geldi, çok çok büyük katkı sağladı Trabzon'a. Ama işte Marek Hamšík'le 2 sene sonrasını pek planlayamıyorsun. O yüzden bu yapının sürekli bu tarz oyuncuları bulup transfer edip ve başarılı kılma zorunluluğu var. En büyük sıkıntı burada. Trabzonspor peki diğer yola girer mi? Pek zannetmiyorum. Yani bir sene şampiyon oldum tekrar fabrika ayarlarına döneyim, gençlere yöneleyim olmaz. Evet, yani Trabzonspor'un fabrika ayarlarına dönmesi de kimse kusura bakmasın ama zorunluluktan olmuştu. Yani kulüp politikası falan değildi. O dönemde yapılanlar, Ahmet Oğlu'nun döneminde olanlar bir vizyonla gerçekleşmedi. Trabzonspor ekonomik anlamda çok zordaydı. Ve Trabzonspor'da çok bereketli topraklarda yetişen gençler forma şansı buldular ve kendilerini gösterdiler. 2 kere 2, 4. Yani insanlar işte öyle değil gibi şeylere kapılmasınlar. Çok romantik olmasınlar. Ha, bana sorarsan Trabzonspor'un her takım gibi bu olayda biraz daha karma sisteme gitmesi lazım. Çünkü Trabzonspor'da hakikaten görev verdiğin zaman bir anda kendini gösteren çok başarılı olabilecek birçok oyuncu olduğunu biliyoruz. Her sene çıkmayacağının farkındayım. Her sene altyapıdan bir tane Uğurcan çıkartamazsın. Bir tane Abdülkadir çıkaramazsın. Okey. Bunlara hiç itirazım yok ama Trabzonspor o kaynağına da arkasını dönmemeli. Trabzonspor sadece transferle, bir sezonluk takımlarla devam etme
stratejisini gözden geçirmeli. Benim i̇şte düşüncem o. Azarovi transferiyle birlikte o dengeyi belki bir anlamda sağlayabilir Trabzonspor. Hani bir oyuncu ne kadar sağlanabilir ama genç bir oyuncu en azından sol beki alıyorlar. Bir taraftan dediğim şeyi transfer ederken o açıdan sevindirici bence. Evet. Çoktan iyidir. Tabii. Arada bu tarz genç potansiyelli oyuncuların olması gerekir. Bunun yanında hani Trabzonspor için söylediklerin zaten son derece doğru tespitler. Bir kere transfer hızı, transfer planlaması konusunda fark atıyor rakiplerine Trabzonspor. Yani ötekiler daha dur bir dakika ya bir stoper mi alacaktık derken Trabzonspor'da gelip oyuncuları imza atıp antrenmana çıkıyor. Evet. Şimdi bu bir kere çok önemli, çok büyük bir artı. Orada iyi bir çalışma olduğunun göstergesi. Ha bunu diyebilirsin ki işte Trabzonspor kendi mi yapıyor, menajerler mi yapıyor, o mu? Hiç önemi yok. Onun çok bir önemi yok. Önemli olan doğru oyuncuyu doğru fiyata doğru zamanda getirebilmek. Şimdi Trabzonspor'da bunu görüyoruz. Yaz döneminde de gördük. Bu bir kere önemli. Ama işte en kritik nokta şimdi Trabzonspor artık sportif başarıyı da kazanmak üzere. Yani çok uzun yıllardan beri beklediği sportif başarıyı da kazanmak üzere. Şimdi o sportif başarının devamını getirebilecek yapıyı oluşturacak mı? Yoksa sürekli olarak işte 2021-2022 sezonunu hatırlıyor musun? O zaman şöyle olmuştu diye içinde bulunduğumuz sezona mı gönderme yapılacak? Çünkü genelde bizim büyük takımlarda öyle oluyor. Tek sezonluk bir başarı mı? Evet. İşte hep öyle oluyor. İşte 2013-2014 sezonu hatırlıyor musun Fenerbahçe'de? Ersun Yanal dönemi. İşte o neler olmuştu? Bak oyuncu grubunu hatırlıyor musun? Hep ondan sonra bakıyorsun büyük takımlar 5 sene, 6 sene, 7 sene önceki kadroları o dönemki başarıya ulaşan takımı geri getirmeye çalışan bir yapıya giriyorlar. Trabzonspor bu kadar diğerlerinden ayrılmışken işte oralarda iyi işler yaparsa Ahmet Ağalı yönetimi devamlı bir yapıyı görür. Zaten ligin de kulübün de bana sorarsan böyle ekiplere ihtiyacı var. Yani bir sezonluk çıkış, bir sezonluk şampiyonluk, bir sezonluk başarı değil. Ne bileyim işte 4 senede 2 şampiyonluk, bir ikincilik gibi. 4 senede alınan satılan oyuncu dengesinde hani sıfıra yaklaşan bir kulüp gibi. Bu tarz iyi işler yapılırsa Trabzonspor'un potansiyeliyle beraber bu yapı devam eder. Trabzonspor'da şöyle bir artı da var Ali abi. Şimdi sen hani uzun vadeden ya da bunun bir vadeye yayılması gerektiğinden bahsettin. Bir sezonluk değil. Trabzonspor'da sözleşmesi bu sezon sonu sona erecek. Sadece 4 futbolcu var. Bence güzel bir planlamanın ürünü ki bu oyunculardan biri zaten kiralık olan Dansville. Diğeri çok kritik bir isim. Hatta ikisi hatta çok kritik iki isim diyelim. Biri Vakeme, diğeri de Edgar Ye. Bu takımın 11'inin iki bence anahtar oyuncusu. Biri savunmada, biri kanatta. Bir de Yusuf Sarı var. O da hani takımın yaş ortalamasını düşüren isimlerden biri. 23 yaşında bir kanat oyuncusu Yusuf. Yerli. Gelecek sezon yerlilerin değeri bir kat daha artacak eğer kural değişmezse. Bu isimlerle de Vakeme ve Edgar Ye'yi de tutup Yusuf Sarı'yı da yine kadroda tutabilirse Trabzonspor seneye ve ondan sonraki sene içinde aslında iyi hamleler yapmış olur Ali abi. Bu da bence avantaj. Çünkü öyle kadrolar görüyoruz ki biz ligde hani sözleşmesi biten oyuncu sayısı 11, 12, 13. Beşiktaş öyle bu sene. Beşiktaş da öyle. Her sene bir büyük takım benzer sıkıntılarla boğuşmak durumunda kalıyor. Trabzonspor o açıdan da rahat. Yani şimdiki hamleler de yani en az 1,5 yıllık hamleler. Hatta işte Vişçer'e 2,5 yıllık sözleşme imzalanıyor. Yaz dönemini de Trabzonspor nispeten rahat geçirebilir. Çünkü böyle bir ayrılacak oyuncu olmazsa, Vakeme'yi tutarsan, Edgar Ye'yi tutarsan, ki Edgar Ye'nin durumu biraz daha sıkıntılı. Yeni, daha yeni operasyon geçirdi. Dün operasyon geçirmiş, taburcu olacakmış ama hani yaz dönemi bitiyor sakatlığı tamamen. Trabzonspor bir daha sözleşme imzalar mı? Risk midir, değil midir? Zor bir karar bence onlar için. Ama hani iyi bir şekilde dönerse ve Trabzonspor tutarsa da çok büyük bir artı. Bordo Mavili ekip için. Bence bu da Trabzonspor'un hani gelecek sezonda daha istikrarlı bir şekilde gitmesini sağlayabilir. Çünkü Hamşi'ye bakıyorsun bir sene daha sözleşmesi var. Janin'in bir sene daha sözleşmesi var. Zaten sonra iki seneden başlıyor oyuncuların sözleşmeleri. Yani Perez'ler, Hugo'lar 2024'e kadar. Bakasetas, Siopis, Abdülkadir Ömür, Dorukan, Cornelius, Uğurcan,
Cornelius 2025. 2025. Berat 2025. Erce 2025. Hani uzun vade yayılmış Trabzonspor'daki sözleşmeler. Bu da bence çok güzel bir durum. Onun haricinde bir de bu Vişça transferle birlikte Ali abi, Abdullah Avcı döneminde Süper Lig'den böyle hep iz bırakmış futbolcular alınıyor. İşte geçen sezon devre arası Trabzonspor iki hamle yaptı. İkisi de yurt içinden. Biri Berat yerli, biri Bakasetas, Alanyaspor'un fark yaratan oyuncusuydu. Bu sezona bakıyorsun, işte Siopis hamlesi geldi ligin içinden. Dorukhan. Dorukhan çok çok kritik, önemli bir hamle. Ki riskli bir hamleydi ama günün sonunda iyi bir hamle olduğu ortaya çıktı. Koyita geldi Kasımpaşa'dan ve İsmail Köybaşı biraz da mecburiyetten hani yerliler arasındaki ya da iç piyasadan transfer edilen en belki içine sinmeden transfer edilen oyuncusu oldu. Ama o pazarı da iyi kullanıyor Trabzonspor. Vişça da bunlardan son halka oldu. Yani bir yandan hani ligin en iyi oyuncularını almak tam bir üç büyük hareketi. Trabzonspor bende büyüğümü gösteriyor bu transferlerle. Çünkü Vişça deyince hani sen dün istatistikleri paylaştın. Hani double double 100'ün üzerinde hani 100 gol 100 asisten fazla istatistiği var. Böyle bir oyuncuyu getirmek tamamen rakiplerine bir mesaj aslında. Hani Bakasetas üstü Edin Vişça. Ben bu ligin en iyi futbolcularını 3 büyüklere bırakmam. Kendim alırım diyor Trabzonspor. Evet. Başakşehir'de 398 maç, 110 gol, 118 asist. Yani 398, 400 maç desen ona, 400 maçta 230 gole direkt katkı veren bir oyuncu. Şimdi Vişça ile alakalı olarak aynen senin dediğin gibi, hani hem orada rakiplere bir mesaj var, bir de şöyle bir durum var. Şimdi eskiden özellikle bu tarz oyuncularda, ligde iyi yapmış, iyi iş yapmış oyuncularda tercih genelde İstanbul takımları olurdu. Şimdi oyuncuların neden Trabzon'u seçtiğini de mesela diğer üç büyükler biraz düşünmeli. Şu puan tablosuna bakınca. Sadece puan tablosu da değil bence. Yani kulüplerdeki sürekli bir kaos hali, sürekli bir yönetim, teknik adam değişimleri. Şimdi Galatasaray'da teknik adam değişmiyor ama yönetimler değişiyor. Beşiktaş'ta teknik adam değişti, yönetim değişti. Fenerbahçe keza sürekli teknik adam değiştiriyor. Aynı başkanla dördüncü senesi olsa da. Bunun dışında bir anda kulüplerin hani kısa sürelerde çok büyük zararlar görmeleri, ortada çok böyle bir fol yumurta yokken bir anda böyle dağılıp gitmeleri sezon içerisinde. Bunlar da bence artık oyuncuları da biraz düşündürüyor. Hani şimdi oraya gideceğim, o yapı içerisinde kaybolup gitme ihtimalim var. Kariyerimin kötüye gitme ihtimali var. Bu da herhalde oyuncuların kafasında var. Ama Trabzon'da bu açıdan yani geçen seneye kadar çok istikrarlı bir kulüp değildi. Orada da hep gitgeller oldu. Evet. Yani. Aynen. Trabzonspor da öyleydi ama işte bu Abdullah Avcı dönemiyle beraber öyle, biraz daha böyle oturdu. Bir sakinlik geldi. Mesela şimdi Abdullah Avcı'nın hani maç önü maç sonu açıklamalarını eleştirebilirsin. Bazen ben de eleştiriyorum ama Abdullah Avcı'nın bence sakinliği bir fark yaratıyor. Bunun ben önemli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten yani Abdullah Avcı'nın öyle bir konuşması var ki en hani hatırla o Başakşehir'le şampiyonluğa giderken dahi o zaman da eleştirilmişti. O zaman da çok sakindi mesela Abdullah Avcı. Hani takımı artık gidiyor. Herkes şampiyonluğun gittiğini görüyordu. Abdullah Avcı hala böyle sakin sakin konuşuyordu ama öndeyken mesela işleri iyi giderken de o sakinlik, o panik yapmamak. Çünkü mesela Trabzonspor hatırla kaybetti. Antalya'ya değil mi? Hı hı. Antalya maçından sonra kritik Hatay maçı vardı. Trabzonspor iyi oynadı o karşılaşmayı. Ve Abdullah Avcı da sakindi. Maçtan sonra da sakindi. Biz dedi nasıl bugüne kadar bir şey kazanmadıysak bir şey de kaybetmedik dedi. Şimdi 3 puan kazandık. Şimdi 3 puan kaybettik. Yolumuza devam ediyoruz dedi. Bunlar hani başkanın mesela biraz daha bu sene sakin olması bence. Belki o da sportif başarıyla alakalı şu an gelen. Ya da hakem hatalarının kendi lehine. O da var mutlaka, o da var. Kendi aleyhine değil lehine olması belki. Ama bunlar genel olarak oyuncuları etkiliyor. Çünkü diğer tarafta hakikaten kaybolup gitme ihtimalin daha yüksek. Şimdi şöyle düşün. Galatasaray'da mesela Van Aanholt yeni geldi. Yeni bir sol bek oyuncusu. Acaba gider mi diye bakılıyor. Yedlin ara transfer döneminde ayrılması muhtemel oyunculardan biri olarak ön plana çıkıyor. Fenerbahçe'de yani mesela Berisha geldi. Berisha var mı yok mu?
Berisha gitse Fenerbahçeliler üzülür mü sorusu ortada. Hani o şeyin, karmaşanın öğüttüğü bir düzen var. Bu da benim düşüncem biraz oyuncuların çekinmesine yol açabilir. Hani dışarıdan belki gelen bir yabancı tabii çok iyi fotoğrafı çekemeyebilir ama bu bahsettiğimiz isimler Türkiye Ligi'nden evet, transferler şey olduğu için biraz daha belki o kararlarını, o tercihlerini Trabzonspor lehine kullanabilirler. Bu sadece hani bir tespit. %100 doğru diyemem. Kesin böyle işliyordur diyemem ama öyle bir hava görüyorum ben şu an için. Trabzonspor'un bu transferlerinden son dönemde Berat biraz geriye gitti diyebiliriz Trabzonspor'da. Onu söyleyebiliriz. Bakasetas bir sakatlıktan çıktı. O da yavaş yavaş form grafiğini bulmaya çalışıyor ama sezonun ilk bölümü o da çok gol konusunda etkiliydi. Koyta umutsuz vakayken, sürekli sakatlanan bir oyuncuyken son dönemde o da kıpırdandı. Ne zaman süre alsa fayda veriyor. Çünkü çok yönlü de bir oyuncu Koyta. Ben Kasımpaşa'da da çok takdir ediyordum. Kanatta da oynuyordu, ileride de oynuyor. Sağ ayağını da çok iyi kullanıyor, sol ayağını da çok iyi kullanıyor. Ben hala mesela şu an sorsan hangi ayağını kullanıyor? Bilmiyorum. Yani o dönemde çok araştırmıştım. İki ayağını da kullanıyor çünkü gerçekten öyle bir futbolcu. Dorukhan vites yükseltti. Jervinho oynadığı dönemde iyiydi. Bruno Perez standart bence bir performans gösteriyor. Hamsik zaten sezon MVP'lerinden biri kesinlikle. İsmail Köybaşı en kötülerden gözüküyor bu transferler arasında. Siopis iyi. Cornelius toparladı, gol kaldığını oynuyor. Oyunculardan da genel olarak hani tek tek saydım bu Abdullah Avcı döneminde takıma katılan genel olarak Trabzonspor'un verim aldığını görüyoruz. Bakalım iki isim daha yolda. Vişça ve Azorovi, onlarda durum ne olacak? Bir de gidenler olacak illaki Trabzonspor'da. Çok isim konuşuluyor. Yusuf Sarı deniyor. Abdülkadir Parmak deniyor. Trondsen denmiş Trabzonspor'da. Yunus Mallı zaman zaman Giresunspor'a yazılıyor. Onları da gönderebilir Trabzonspor. Bir de kiraya gönderdiği başka oyuncular vardı. Gelecek sezon belki onlardan da faydalanabilirler. Biri Diabate, ben bir süredir konuşuyorum. Bir de Flavio var yine aynı takımda, Giresun'da kiralık. O da şimdi Giresun'da kaç tane Trabzonspor'un oyuncusu var? İki. İki ya da üç kiralıktan daha bahsediliyor değil mi? İşte aynen, yani Trondsen deniyor. En son Trondsen'le birlikte Abdülkadir Parmak gördüm. Evet. Ondan önce Yunus konuşuluyordu. Abdülkadir Parmak deniyor. Çünkü Trabzonspor cephesi de biz bir tek Giresun'a verirsek veririz. Yoksa çok vermeye niyetli değiliz diyor kiralık. Evet. Yalnız orada da bence bir sayı sınırı olması lazım. Bir takımdan bir takıma. Evet, bir takımdan bir takıma. Kaç oyuncu kiralayacaksın? Senin pilot takımın değil ki. İşte. Bence garip. Farklı bir konu, evet. 5 tane oyuncu kiralık olmaz mesela. Aynı ligde mücadele. Aynı ligde mücadele eden 2 takımdan 5 tane, 4 tane bile bence çok. Yani onun bir sınırı olması lazım. Anlıyorum. Premier Lig'de tabii bunu detaylı araştırmak lazım ama nasıl da onun da Premier Lig'de mesela bir sınırlaması vardı. Lig içinden 2 kiralık mı alabiliyordun sadece mesela? Yani aynı lig içinden. Premier Lig'de. Evet, öyle bir şey var. Tam olarak ben de bakmak lazım. Çünkü zamanında çok önce aynen, ben bakmıştım. Çünkü başka bir konu gelmişti. Şimdi sen söyleyince hatırladım onu. Ama bizim herhalde öyle bir sınırımız yok. Bu kadar konuşulduğuna göre. Evet. Yani çünkü hani Diabate ve Flavio'nun iki yıl sözleşmeleri feshedilecek, dönecek, yeni o iki oyuncu gidecek diye konuşulmuyor. O iki oyuncu devam edecek. Üstüne bir iki oyuncu daha gidebilir evet, deniyor. Yani 4 ya da 5 oyuncu bir takımdan diğer takıma kiralık benim hiç aklıma yatmıyor. Bir de aynı lig için. Yani alt lig olsa farklı ama evet, bu da konuşulabilir. Buna da bakmak lazım. Yurt dışı örnekleri de biraz değerlendirmek lazım. Evet, 7.36 bir dinleyicimiz bana bir eleştiri getirmiş. Vişçe'yi Fenerbahçe ve Galatasaray 4 milyon euro alsa kötülüyordun transferi. Trabzonspor alınca sesin çıkmıyor demiş. Yeni yılda fikir mi değiştirdin? Abi, benim dün fikir dinlememiştim. Değiştirmedim. Girişi de zaten transfere sıcak bakayım ya da bakmayayım. Ben burada Trabzonspor'un politikasının doğru olduğunu söyledim. Yoksa Vişçe konusundaki benim düşüncem çok net. Ben bu dönemde bu kadar para verip yediğim Vişçe'yi falan almam. Ama bahsetmeye çalıştığım şey farklı. Dinleyicimiz herhalde biraz daha iyi anlatabilmişimdir. Şimdi araya gidelim. Aradan sonra tekrar buradayız. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Yeah.
7.43 saatlerimiz, gelişmeleri değerlendiriyoruz. Dün önemli haberlerden biri de Ferdi Kadıoğlu konusuydu. Hamit Altıntop dedi ki Ferdi Kadıoğlu bizi aradı ve milli takım tercihinin Türkiye'den yana olduğunu ve Türkiye'yi seçtiğini söyledi. Mutlu olduk. Dün biliyorsunuz MHK'nin bir semineri var. Orada açıklamalar gelmişti. Hamit Altıntop da bu haberi verdi. Üzerine Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden onlar da şu ifadeleri kullandı. 2018'den beri Fenerbahçe'mizin formasını giyen, Hollanda'nın alt yaş milli takımlarında oynayan başarılı futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, ailesi ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde Türk milli takımımızı tercih etmiştir. 22 yaşındaki futbolcumuza, milli formamıza sonsuz başarılar dileriz denmiş. Evet, Hollanda doğumlu bir oyuncu Ferdi Kadıoğlu. Hollanda'yı seçebilirdi ki alt yaşlarda hep orada oynamıştı. Kanada'yı seçme hakkı vardı. Milli takımımızı seçebilirdi. Bu üç seçenek arasından tercihi A milli takım oldu Ferdi Kadıoğlu'nun. Tabii geçen aylarda biz bu konuyu uzun uzadıya konuşmuştuk. Ferdi'nin hangi milli takımı seçeceği, seçerse ne olur gibi konular konuşmuştuk. Artık iş resmiyete de döküldü nihayet. Bir belirsizlik de sona erdi. Hem Ferdi hem milli takıma tabii hayırlı olsun. Ferdi bu sezonun yükselen değerlerinden biri. Fakat yükselen değer olmasını sağlayan pozisyonu kanat bekiydi Ferdi Kadıoğlu'nun. Hatta zaman zaman bekte de onu izledik dörtlü savunmada. Şimdi milli takım için bir adayım. Özellikle Mart ayında bir veya iki kritik karşılaşmamız var sonuca göre. Orada da eğer form grafiğini benzer şekilde sürdürebilirse milli takıma çağrılacak adaylardan biri olabilir. Ali abi, sen haberi gördün. Hı hı. Şaşırmadın herhalde, çünkü daha önce de haberler çıkmıştı. Aralık ayı içerisinde İlk Sabah gazetesinde ben görmüştüm. Bu bekleniyordu. Ferdi de çok fazla şaşırtmadan Türk milli takımını seçti. Hani bunca yıl tabii Hollanda'da oynamış biri bu yaşta niye Türk milli takımını seçti? Herhalde insan da değişiyor sonuçta. Fikirleri değişiyor, hisleri değişiyor. Ferdi de etkilenmiş olacak ki, fikirleri de değişmiş olacak ki Türk milli takımına geçiş yaptı. Vallahi Ferdi ne düşündü bilemiyorum. Birçok farklı düşünceyle bu sonuca ulaşmış olabilir. Zaman zaman işte Hollanda, Almanya gibi milli takımlarda oynama ihtimalini az görüp bu tarz daha fazla oynama ihtimali olan milli takımlar seçiliyor. Zaman zaman duygusal kararlar alınabiliyor. Hiç fark etmez. Ferdi'nin seçimine herkes saygı duymak zorunda. Aslında Ferdi'nin seçiminin bugün çok fazla yankı uyandırmamış olmasının sebebi bizi seçmiş olması. Ferdi Hollanda'yı seçseydi çok büyük yangın yapacaklardı. Her ne kadar biz burada bu konu ne zaman açılsa aynı şeyleri söylesek de, bugün Ferdi seçimini farklı bir şekilde kullansaydı, vay işte şöyle deyip böyle deyip başlayacaklardı Ferdi'yi eleştirmeye. Artık bunun tamamen gündemden kalkması ve bu milli takım seçimlerinin normal karşılanması gerekiyor. Bizi de seçse, Hollanda'yı da seçse, Almanya'yı da seçse, Belçika'yı da seçse oyuncuyu, tepkimiz aynı olmalı. Ama ne oldu? Milli takım en azından potansiyel olarak değerli genç bir oyuncu kazanmış oldu. Fenerbahçe Ferdi'yi yerli statüsünde oynatmaya devam edebilecek. Bu Fenerbahçe için bir avantaj. Kabul edelim ki Ferdi'nin de A milli takım kariyeri Hollanda'ya göre bizde daha farklı olacak. Çünkü Hollanda milli takımında oynamak hakikaten kolay değil. Hem çok fazla oyuncu yetiştiriyorlar hem de kaliteli oyuncu yetiştiriyorlar. O havuza, o 30-35 kişilik havuza kendinizi yazdırmak çok kolay iş değil. Dolayısıyla belki Ferdi A milli takım bazında daha fazla forma giyecek. Belki şansı yaver giderse birkaç turnuvada görebilir bizim milli takımla. Hayırlısı olsun hem Ferdi hem milli takıma. Bence öyle çok fazla üzerinde konuşulacak, dediğim gibi, bir durum değil. Ama lütfen şunu unutmayalım. Yarın öbür gün bir başka oyuncu bizi değil başka bir milli takımı seçecek. Nasıl Ferdi seçtiği zaman öyle bir rüzgar olmadı, herkes olgunlukla karşıladı, o zaman da aynı duruşu gösterelim. Bence önemli olan o. Bir de şimdi Ferdi Kadıoğlu'nun kulüp kariyeri nasıl gelişecek yeni teknik adamla birlikte, onu da merak ediyorum. Çünkü Ferdi'nin fark yarattığı nokta bu Fenerbahçe'deki
kaç sene oldu işte? 3,5 sene mi oldu? 2018'e geldiğine göre tabii 3,5 sene geride kalmış. Kanat beki performansı. Öncesinde sol kanat oynarken bir ışıltı veriyordu ama hiçbir istikrara dönüşememişti. Şimdi kanat bekinde o istikrarı da gösterdi. Takımın ortalama performansı olarak hani ilk üçünde olan oyunculardan biri desek bu sezon. Herhalde yanılmış olmayız Ferdi için. Hani takımın geneline baktığında. Hani Kim Min-jae'yi ön plana çıkarırsın. Ferdi'yi çıkarırsın. Sakatlanmadan önceki Valencia'yı çıkarırsın. Başka bir isim ilk etapta benim aklıma gelmiyor Fenerbahçe'de. Şimdi yeni gelecek teknik adamla birlikte ki o teknik adamın bir daha üçlü oynama ihtimali takdir edersiniz ki çok yüksek değil. Dörtlüyle Fenerbahçe devam edecek ve Ferdi bu düzende nerede forma giyecek ve istikrarlı bir şekilde oynayabilecek mi? Biz o ilk dönemdeki Ferdi Kadıoğlu'nu görebilecek miyiz? Bu elbette milli takımı da etkileyecek sonuç olarak. Onu merak ediyorum çünkü Fenerbahçe'de hani mesela hala Edin Visca'nın transferinin konuşulabiliyor olması. Ki Visca bir kanat oyuncusu. Hı hı. Sağ kanat oyuncusu. Ferdi solda da oynuyor, sağda da oynuyor ama oradaki rotasyon zaten hali hazırda kalabalıkken bir de Visca'yı atmaya çalışmak ki Visca olmuyorsa başka bir isme de gidecek demektir normal şartlar altında Fenerbahçe transfer planlaması bunu gerektirir. O yüzden orada da çok emin olamıyorum çünkü sol tarafta da Pelkas var. Pelkas oynadı. Rossi oranın alternatiflerinden biri. Mesut Özil sol açık olmasa da sol açıkta çok maç yaptı dörtlüye döndüğünde. Ferdi hani bekte mi devam edecek? Çünkü bek rotasyonu sıkıntılı şu anda Fenerbahçe'nin. Yoksa kariyerine açık olarak mı devam edecek? Fenerbahçe'de bek oynarken milli takıma seçilirse açık için mi seçilecek? Bunlar soru işaretleri. Biraz zaman geçmesi lazım herhalde bunları görmek için. Aynen %100 öyle. Yalnız mesela Ferdi konusunda ben senin kadar etkilenmiş değilim. Ferdi'nin yarım sezonluk performansını. Ben etkilendim. Sen en iyi 3 oyuncudan biri olarak düşünüyorsun Ferdi'yi. Evet, Ferdi kanat beki olarak iyi işler yaptı ama Ferdi'nin özellikle işin hücum tarafında kendi yeteneklerine göre bence seviyesinin altında kaldığını görüyorum. İşte hani ben onun Vitor Pereira'nın kanat beklerinin kullanımıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani biraz daha iplerini serbest bıraksaydı Ferdi'ni, bırakmadığını düşünüyorum. Ferdi'den daha fazla şey bence gördük. Yani ya benim olabilir. Düşüncem. Evet, bu bir ihtimal. Hatta azımsanmayacak bir ihtimal. Yalnız mesela Ferdi hücuma çıktığı zaman topla yeteri kadar buluşan bir oyuncu. Dikkat edersen hani topla buluşmakta, pas almakta, pas vermekte çok fazla zorluk yaşamadı. Bazı oyuncular vardır saha içerisinde topla az buluşur 90 dakika içerisinde. Doğal olarak etkinliği azalır işin hücum tarafında. Ferdi öyle değildi. Ferdi yeteri kadar Fenerbahçe'de topla buluştu. Ama mesela Ferdi'nin ben oyununda gördüğüm zaaflarından biri çok erken ve çok fazla kolay ezbere orta yapması Ferdi'nin. Hani kaleden çok uzakta, 30-35 metre uzaklıkta, açısı pek iyi değil. İşte sol tarafta oynarken sağ ayağına çekip böyle penaltı noktasına doğru sert olmayan, süzülen toplar yapması. Savunmanın bu topları çok kolay bir şekilde toplamasını, hatta Fenerbahçe'nin de eğer topu kapamazsa geri koşmasına sebep olabilecek toplar attı Ferdi. Bence mesela işin o tarafına biraz dikkat etmeli. Daha kaliteli pas tercihleri Ferdi yapabilir. Ama çok kolay ezbere ortalar. Ferdi'nin bu sezon oyununda gördüğüm en büyük zaaftı. Onun dışında şimdi baktım 2 gol bir asist. Hı hı. Ferdi'nin. Tabii ki kanat beki olarak senin söylediğin faktörler var. İşin savunma kısmını da oyuncular es geçemiyor. Ancak Ferdi üçlü savunmada kanat beki oynayacaksa az önce söylediğim konulara dikkat etmeli. Onun dışında söylediklerin %100 doğru. Tam bir kaos var orada. Yani normalde Ferdi bir 10 numaraydı. Fenerbahçe'de kanada evrildi. Evrildi mi anlamadık. Şimdi Fenerbahçe'de eğer kanat oynayacaksa İrfan bir tarafta, Mesut bir tarafta oynuyor. İşte bir maç Rossi oynadı, Pelkas evet, tercih edildi. Hani orada çok büyük bir kaos var. Bundan sonrası tamamen oluşacak yeni yapıyla alakalı. O yüzden evet, Ferdi şu an Türk milli takımını seçmiştir. Ama Türk milli takımında nerede görev alacaktır ya da hangi istikrarlı performansıyla o mevkide görev alacaktır büyük bir soru işareti. Milli takımda sağ bekte Zeki Çelik, Mert Müldür son dönemde. Sağ bek olmaz Mert. Hani ben adayları sayayım da.
olabilecek. Kanatta en son işte sağ kanadımız bizim normal şartlar altında Cengiz Ünder, Abdülkadir Ömür sayabiliriz. Barış Alper Yılmaz alınmıştı, Yusuf Sarı alınmıştı. Hani Halil var, Efe Can gibi isimler de var. Solda Kerem Aktürkoğlu zaten yeri Banko. Garanti. Bir sakatlık bir şey olmadığı müddetçe. Ama onun alternatifi genel olarak hep Kenan Karaman'dı sol tarafta. Hani Kerem Aktürkoğlu'nun alternatifi olarak sol kanatta düşünülebilir ilk etapta. O dikkat çekiyor. Evet, 7.53 saatlerimiz. Şimdi girişi Trabzonspor'la yaptık. Ferdi Kadıoğlu'yla devam ettik. Bugün görebildiğim kadarıyla gazetelerde bu Burak Elmas Fatih Terim konusuyla ilgili yeni haberler var. Orada son dönemde işlerin pek iyi yürümediği, bazı fikir ayrılıklarının olduğu her gün farklı farklı haberlerle dile getiriliyor. Bugün de yine hem Hürriyet gazetesinde hem Sabah gazetesinde ilginç haberler var. Şimdi ufak bir şarkı aramız var. Sonrasında reklamımız var. Saat başıyla birlikte bu Galatasaray'daki Fatih Terim, Burak Elmas konusunu biraz masaya yatıracağız. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Evet, yeni saatteyiz. Yeni saatte söz verdiğimiz gibi bu Galatasaray'daki gelişmelerle devam edeceğiz. Gerçekten Galatasaray'da bu Başkan Burak Elmas, Teknik Direktör Fatih Terim arasında bir gerginlik, bir anlaşmazlık olduğu haberleri artık iyiden iyiye ayyuka çıktı. Her gün Galatasaray'la ilgili bu yönde farklı farklı haberler geliyor. Az önce de söyledim. Hem Hürriyet hem Sabah gazetelerinde iki çarpıcı haber var. Hürriyet gazetesinde Ali Naci Küçük imzalı haberle başlıyorum. Başlığı haberin Sportif AŞ'ye yönetici ol hocam. Kulübedeki yardımcıları İnan ve Ateş ile idari yardımcıları Hanedar ve Yıldız'ın geri planda kalmasını isteyen Başkan Burak Elmas'ın 3. talebi Terim'i de camiayı da şaşırttı. Deneyimli teknik adam ise sıcak bakmadı. Bu öneriyi geri çevirdi denmiş. Yani bu ne demek? Fatih Terim'i Sportif AŞ'ye yönetici ol. Teknik adamlığı bırak. Sen artık sağ dışına biraz daha konsantre ol teklifi. Fakat haberde de dendiği gibi Fatih Terim Burak Elmas'ın bu teklifine sıcak bakmıyor ve geri çeviriyor. Ama bunlar hep birer mesaj aslında. Hani birincisi yardımcıların iyi değil deniyor. Selçuk Günden, Necati Ateş, onları değiştir. Transferde ön planda olan iki isim, Fatih Terim'e yakın iki isim yine pasifize ediliyor ve onların yerine yönetim kurulundan isimlerin artık transfere bakacağı söyleniyor. Üçüncü olarak da hocam sen Sportif AŞ yönetici ol demek. Hani farklı yöntemlerle Fatih Terim'i artık hocam yavaş yavaş acaba bıraksam mı? Takımda iyi gitmiyor demenin bir yöntemi gibi gözüküyor. Sabah gazetesindeki haber, ondan sonra Ali abi yorumlarını da alacağım. Onun başlığı da aslında sular ısınıyor olmuş. Kutucuk kutucuk böyle gelişmeler var. Onları paylaşacağım. Kutucuk kutucuk gelişmeler mi var? Evet. Oldu garip bir geldi kutucuk demem. Öyle değil mi? Kutucuk denmiyor mu şunlar? Sen manşetlere bakıyorum ben. Çünkü şeyden bakmıyorum bu arada haberlere. İnternet sitesinden değil. NTV Spor manşetleri paylaşıyor gazete sayfaları. Gazetelerden bakıyorsun. Evet. Oradan daha hoşuma gidiyor benim. Çünkü ikisi de açıktı. Ben buradan okumayı tercih ediyorum. Daha toplu duruyor çünkü böyle. Öbür türlü aşağıya falan zorluyor. Başkan Burak Elmas Fatih Terim'den teknik kadrosunu yenilemesini istedi. Konu Florya'da çok rahatsızlık yarattı. Transfer dönemi için Terim'e söz verilmedi. Yönetimde çoğunluk ne gerek var transfere dedi. Terim'in ekibinden transfer yetkisi alındı. Bu işlere Başkan Elmas ve onun belirleyeceği isimler bakacak. İkinci yarı ve Avrupa'daki gidişat Fatih Terim'in durumunu belli edecek. İstifa sürpriz olmaz denmiş Ali abi. Hani sezon başını düşündüğünde Başkan Burak Elmas başkanlığa seçildiğinde seçilmesinin en büyük nedenlerinden biri Fatih Terim'le olan ilişkisi, onun teknik adam olacağını deklar etmesiydi. Fakat gelinen noktada tarafların arasının biraz açıldığı artık hissediliyor. Hem yönetim kurulunda Rezan Epe Özdemir'le yollarında ayrılması, orada başkanla Epe Özdemir arasında bir mesafe girmesi, ki Epe Özdemir işte Fatih Terim'in avukatıydı yönetim kuruluna girene kadar. Şimdi ligde alınan kötü sonuçlar, Fatih Terim'in anladığımız kadarıyla yine çok fazla transfer istemesi, yardımcılarının
tırnak içindeki yetersizliği böyle konular birike birike Galatasaray bugünkü noktaya geldi. Buradan bir şey çıkar mı Galatasaray'ın lehine sence? Şimdi mesela Takvim Gazetesi'nde de Terim'in istifası cebinde diye verilmiş. Evet, yani benzer haberler çıkıyor, çıkmaya da devam edecek anladığımız. Çünkü her gün hani bir, ekstra bir gelişme oldu. İşte bugün Sportif AŞ yönetici oldu. Yarın belki başka bir şey çıkacak. Mesela Florya'da Bülent Bayraktar'ın danışman olarak döndüğü Burak Elmez sayesinde ama sonrasında onun da görevi bıraktığı söyleniyor. Bazı muhabirler diyor ki hiç görev almadı ki, görev almayan biri nasıl bıraksın? Orada da bir anlaşmazlık var ama bu tarz problem haberleri Galatasaray'da her gün yukarı çıktı. Şimdi sen kendini Fatih Terim'in yerine koy. İlk düşüncen ne olurdu? Beni görevden almak istiyor da alamıyor. Böyle böyle hani mobbing denmez de sinyal veriyor başkan ama henüz tam cesareti yok beni görevden almaya. Böyle böyle benim istifa etmemi sağlamaya çalışıyor. Aslında mobbinge giriyor bir yandan. Değil aynı mi? Zamanda şu da olmaz mıydı ya? Bir dakika. Sevgili Burak Elmas, sen kimin sayesinde başkan seçildin? Sen kimin sayesinde başkan seçildin de 6 ayda bana operasyon yapıyorsun diye Fatih Terim düşünmemiş midir? Düşünmüştür ama bu doğru olduğu anlamına da gelmez. Yani illa onun sayesinde seçildi, onda ömür boyu devam edeceksin diye bir kural da yok. Hani 3 yıl ben Fatih'e devam edeceğim taahhüdü de yok. Doğru ama sonuçta, Burak Elmas kimin sayesinde seçildi? Net Fatih Terim olmazsa Eşref Amcaoğlu seçilecekti. Net değil mi? Yani öyle. Eşref Amcaoğlu Fatih Terim'e illa devam edeyim demiyorum. Aynen. Sen de bunu çok net şekilde dile getiriyorsun. Herkes bunu 3 aşağı 5 yukarı biliyor. Şimdi ben Fatih Terim cephesinden baktığım zaman Fatih Terim bence ciddi şekilde öfkelidir Burak Elmas'a. Çünkü Burak Elmas'ın yaptığı daha kötü. Mış gibi yapıyor. Yani Fatih Hoca'da problem yok. Etrafı kötü. Çevresi kötü. Ya da o da farkında. Benim dediğim gibi tam tamam işte, cesareti yok mış gibi yapıyor. Aynen. Yani daha kötü. Net değil Fatih Terim'e. Dolayısıyla Fatih Terim'in Burak Elmas'a ben sinirli olduğunu düşünüyorum. Tekrar söylüyorum. Yani ben Fatih Terim'in yerinde olsam, Galatasaray'daki gibi bir seçim dönemi geçirsek ve aradan 6 ay geçse, böyle haberler çıksa ya da böyle fikirlerle başkan karşıma gelse, ben derim ki başkan ne oluyor ya, 6 ay önce sen kimin sayesinde bu koltukta oturdun da şimdi kime operasyon yapıyorsun derim. Ben öyle düşünürüm. Ama bu doğru bulmuyorum ya Ali abi ben. Yani olabilir, yani onun sayesinde seçilmiş olabilirsin ama dediğim gibi niye onunla, yani kulübe zarar verdiğini düşünüyorsan. Hayır bu. Sen mış gibi yaptığı için bunu söylüyorsun şu an. Ben anda. Fatih Terim'in bakış açısını anlatmaya çalışıyorum. Öyle bakıyor ben, olabilir. Ben Fatih Terim'in yerinde olsam ben direkt bu şekilde düşünürüm, bak hiç şeysiz. Yalansız. Direkt bu şekilde düşünürüm. Ne oluyor derim ya. Sen 6 ay önce kimin sayesinde başkan seçildiğinde o zaman iyiydik, şimdi mi kötü olduk? O zaman da Necati Ateş vardı, Selçuk İnan vardı. O zaman sesin çıkmadı, şimdi mi kötü olduğunu anladın? O zaman transferde iyiydik de şimdi mi kötü olduk? O zaman plan program yaptık da şimdi mi yapamıyoruz? Hani diğer oyuncuları getirirken iyiydi, gençleştirirken iyiydi. Şimdi iş iyi gitmeyince şimdi mi kötü olduk? Fatih Terim böyle düşünür. Fatih Terim böyle düşünür. Peki Burak Elmas? Burak Elmas da mış gibi yapmamalı. Yani Fatih Terim'e şu denmez. Ya hoca sen futbol anonim şirketinin başına geç. Ya hoca yardımcılarını değiştir. Bunlar hani Fatih Terim'e küfret dahi bak. Bunu neden yapıyor? Ben fikrimi... Yapamadığı için yapıyor işte. Diğerini yapamadığı için yapıyor. Yapamadığı için ya da yapmak istemediği için bir de. Ben hem cesaret edemedi diyorum hem bunu yapması da zor. Çünkü benzer şeyi biz Beşiktaş'ta konuşmadık mı? Ali abi, Ahmet Nurçebi, Sergen Yalçın ilişkisinde. Hani sen dedin ya, hani Sergen Yalçın'ı görevden almak istemiyor Ahmet Nurçebi. Hani kendini sinin bırakmasını istiyor. Burada da şimdi Burak Elmas görevden almak istemiyor. Hocanın kendisinin bırakmasını istiyor. Ve o yüzden de bunun yolunu yapıyor. Tabii yöntemler farklı Ahmet Nurçebi ile Burak Elmas. Ahmet Nurçebi böyle bir tırnak içinde mobbing uygulamadı Sergen Yalçın'a. Hep arkasında durduğunu ekran önünde de beyan etmişti. Ona yönelik de hareket ettiğini düşünüyorum. Ama Burak Elmas sanki böyle hamlelerle birlikte Fatih Terim'i istifaya zorluyor. Şimdi Sabah gazetesinde de işte istifa sürpriz olmaz ifadesi var. Takvimde sen okudun istifası cebinde. Evet. Bunların hepsi benzer şeye çıkıyor. Yani Burak Elmas belli ki görevden almayacak Fatih Terim'i.
onun kendi bırakmasını istiyor. Çünkü görevden alsa Fatih Terim büyük bir kaos olur Galatasaray taraftar nezdinde. İstifa olursa da olur ama en azından hoca kendi bıraktı artık deyip onun şiddeti biraz daha az olur tahminen. O yüzden böyle bir yola girilmiş ama eğer gerçekten Burak Elmas Fatih Terim'in Galatasaray'a zarar verdiğini düşünüyorsa hiçbir şey düşünmemeli. Yani ben bu süreci nasıl yönetirim, ne yaparım? Doğru bildiğini bence yapmalı. Hiç bu yollara girmemesini ben de tavsiye ederim. Ben de düşünüyorum çünkü bu daha krize yol açabilecek bir davranış benim bakış açımdan. Hı hı. Bu şekilde devam ederse daha fazla tartışma, daha fazla polemik, daha uzayan bir süreç mümkün gözüküyor Galatasaray'ın önünde. Evet, Burak Elmas Fatih Terim sayesinde seçilmiş olabilir ama şu an Galatasaray başkanıdır ve Galatasaray'ın çıkarları için ne gerekiyorsa onu yapmalıdır. Bu dediğin doğru. Evet. Ama bence gidişat da Burak Elmas'ın da yaptıkları çok doğru değil, çok hakkaniyetli de değil Fatih Terim'e karşı. Yani Fatih Terim daha içinde teknik direktörlük ateşi yanarken sen gel futbol anlamış getirin başına geç denilecek biri değil. Yani diyorum ya, Fatih Terim'e küfret daha iyi bence. Böyle bir teklifle gideceğine. Transfer konusunda yine Fatih Terim'in elini kolunu bağlamak. Yani Fatih Terim kadar transferin içinde olan bir teknik adam, daha doğrusu transfer düşünen, transfer planlayan bir teknik adamı transferde hoca sen kenara çekil demek de aynı şey Fatih Terim'e. Yani ben orada hoşuma gitti şu açıdan, yönetim kurulu hani bu kadar fazla transfere de gerek yok diyorlar. Çünkü Fatih Terim'e bırakınca da sürekli transfer oluyor Ali abi. Yok yok, o hani yardımcıların görevden alınması. Tamam, o da var ama transfere de çok sıcak yani bakmıyor. Bak, transfere gerek var gerek yok ayrı. Orada konuşursun hocayla. Dersin ki hoca yani yapmayalım transfer. Bütçe yok çünkü yani şimdi Galatasaray satmadan yok, oyuncu alamıyor. Bak ligdeki durumumuz bu sene zorlamayalım. Bunu dersin. Bu denilebilir. Bu son derece normal. Hatta denmeli de mevcut şartlarda. Ama işte transferde o işi yapan Fatih Terim'in adamını görevden almak, onu uzaklaştırmak, onlar operasyon oluyor. Ama işte orada da tabii detayını Ali abi biz bilemiyoruz. Yani dışarıdan bir gözle şu anda görüyoruz. Yani neye göre mesela o iki isim pasifize ediliyor? Yönetimin kulağına gelen transferle ilgili belli şeyler var. O yüzden mi bu iki isim pasifize ediliyor bilmiyoruz. Belki gerçekten haklı gerekçeleri var yönetimin. O yüzden pasifize etme yolunu tercih ediyorlar. Belki de haksız dediğin gibi mobbing için, Fatih Terim'i bezdirmek için yapılıyor. Bilemiyoruz. Eğer öyleyse kötü, bezdirmek için yapılıyorsa. Ama diğer türlüyse zaten olması gereken. Onu da öğrenemeyeceğiz hani şimdi, çünkü o yönde bir haber yok. Hani bu iki isim Şükrane Dar, Uğur Yıldız mıydı diğer isim? Hani şunu şunu yaptılar o yüzden pasifize edildiler diye bir haber yok. Sadece pasifize Fatih edildiler. Fatih yakın oldukları için de olabilir sadece. İşte o ihtimal de olabilir. Hani onun detayı çok paylaşılmadı. O yüzden hani onunla ilgili ben çok net bir yorum yapmayı düşünmüyorum. Evet, bir de şunu da söyleyebilirim. Fatih Terim Galatasaray'dan ayrılabilir mi? Tabii ki ayrılabilir. Fatih Terim de 4. dönemimiz sonuçta. Evet, ayrılmış daha önce. Neticede bir teknik direktör. Çok başarılı bir teknik direktör ama futbolun içinde bunların olduğunu defalarca anlattık. Yalnız Burak Elmas'ın Galatasaray başkanı olurken artık Galatasaray'ın bugününü değil yarını düşünüyoruz. Yarını planlıyoruz. Bakın transfer politikamızı da o şekilde değiştirmeye başladık. Hatta yaptığımız transferlerin de o politika uygun olduğunu göreceksiniz. Fatih Hoca ile beraber bu değişimi gerçekleştireceğiz dedikten sonra da saha sonuçlarına göre, kamuoyu baskısına göre bence fikrini değiştirmemesi lazım. Hiçbir uzun süreli proje 3 ayda 5 ayda sonucunu vermez. İstediklerini vermez. O bir süreçtir. Oraya yatırım yapılması devam edilmesi gerekir. Şimdi siz olaya Fatih Terim'le girdikten sonra işler sahada istediğiniz gibi gitmediği noktada, kamuoyunun, taraftarın eleştirilerin geldiği noktada, bir dakika hoca bu iş seninle olmayacak galiba demek, o da bana doğru gelmiyor. Yani Burak Elmas'ın soyunduğu proje zor bir proje.
ve içinde bunları da barındıran bir proje. Hiçbir kulübün ivmesi böyle bir ok gibi yukarı doğru gitmiyor. Mutlaka arada düşüşler, kötü dönemler, başarısız sezonlar, başarılı sezonlar yukarı çıkış olarak mevcut. Şimdi daha çok yeni Galatasaray, daha yarım sezon. Şimdi yarım sezonda proje dağılıp gidecek mi? Ne olacak? Bir de işin bu kısmı var beni düşündüren. O zaman Burak Elmas'ın daha en başta doğru teknik adam seçimiyle yola çıkmadığı anlaşılıyor. Çünkü Fatih Terim sürpriz yumurta değil. Fatih Terim'in nasıl evet. bir profil olduğu belli. Evet, şimdi mesela Faruk Süren konuşmuş Fatih Terim'le ilgili. Gördün mü? Onu Burak Elmas'la ilgili bir şeyin anekdotunu gördüm de Fatih Terim'i görmedim. Dün konuşmuş. Fatih Terim'in karakteri bu diyor yani. Fatih Terim'le... Onun iyi yönlerine bakacaksın. Evet, Fatih Terim'i mücadele edemezsin diyor yani. Fatih Terim'i değiştirmeye çalışmayın diyor. Ve bence çok doğru. Ben de bunu savunuyorum. Yani Fatih Terim'le çalışıyorsa bir Galatasaray başkanı artık Fatih Terim'i de bir zahmet tanısın. Yani bu Fatih Terim'le çalışan Galatasaray başkanlarında da bir süre sonra bir ego şeyi oluyor. Bir ego savaşına girme oluyor. Hani dediğin gibi Fatih Terim sürpriz yumurta olsa ya bir dakika başkan sen şey bir dakika hocam sen neler yapıyorsun böyle ya? İnsaf diyebilirsin de. Biliniyor yani. Hani evet yani ya. Fatih Terim de aynen biliniyor. Artık. Zaaflarıyla, artılarıyla, eksileriyle neye nasıl tepki vereceği bile 3 aşağı 5 yukarı yani Fatih Terim'in artık tahmin edilebilir. O yüzden mesela ben şey maçı üzerinde çok durdum. Denizli maçı üzerinde çok durdum. Hani ya Denizli kupa maçı ama Fatih Terim aynı Fatih Terim sağ kenarında. Hani Fenerbahçe maçında ne hissediyorsa Fatih Terim sinirlendiği zaman hakemlere karşı Denizli maçında da aynısını hissediyor. Yani Fatih Terim'de hiç sürpriz yok. Fatih Terim bildiğimiz gibi. Fatih Terim 6 ayda değişmediğine göre Burak Elmas'ın bence biraz kafası karışmış bu 6 aylık süreçte. Ya daha yakın çalıştığı için böyle oldu. Ya telkinlerle ya taraftar baskısıyla ya ikisi beraber belki camia baskısı. Çünkü bizim de bazı kulağımıza şeyler geldi. Camia ile alakalı olarak. Belki bunlar Burak Elmas'ın kafasını karıştırdı ve bugün gelinen noktada Burak Elmas direkt bir iletişim yerine biraz da işte böyle mış gibi yaparak daha büyük bir krize doğru götürüyor bence Galatasaray'ı. Şimdi yine o kutucukların içerisinde bir ifade var Ali abi Sabah gazetesinin de camia kulislerinde konuşulan konu ise demiş Burak Elmas'ın Terim'in yerine isim baktığı yönünde. Bu da tabii yani aslında bu haberler oraya çıkıyor zaten bir yandan. Yani Fatih Terim'i görevden alıp ya da uzaklaştırıp istifa ettirip başka bir teknik adamla yola devam etmek. Bakalım böyle bir şey yaşanacak mı? Şunu da anlıyorum bu arada Ali abi. Hani Burak Elmas sezon başı onunla başladı Fatih Terim'e. Çünkü yeni bir başkansın, yeni bir başkansın ve genç bir başkansın. Fatih Terim'siz yola başlamak çok kolay bir iş değildi. Mesela Şefap Amcaoğlu daha deneyimli bir isim. O bunu göze almıştı. Ama Burak Elmas göz alamadı. O yüzden Fatih Terim'le başlayayım ben gerisine sonra bakarım dedi. İşler yolunda giderse ne ala Burak Elmas'ın da ama zaten Fatih koltuğu. Terim de kendini böyle kullandırdı mı Mert? Yani bir de o var. Yani Fatih Terim öyle kullanıp kenara ben başkan seçilene kadar Fatih Terim'le devam edeyim. İşler kötü gittiği ilk noktada Fatih Terim'i bırakırım ben. Ama işler kötü gidiyor Ali abi. İşler iyi giderken de bırakmıyor ki şimdi hani. Ama işte ilk kötü gittiği noktada da ama yani bu da garip değil mi? Yok. O zaman kullanıp atmış gibi oluyor. Şöyle sen. Yine burada bence farklı bir bakış açısı getireyim Ali abi. Bence sadece puan tablosu olarak bakma. Ya da Galatasaray kupadan elendi diye bakma. Hani böyle bir yapıya girmişsin ve yine senin yardımcılarından biri ya da kendisi de oynayarak gelişemezsek değişerek gelişeceğiz diyor. Şimdi yönetim kurulu olsan ya bu kadar yatırım yapmışsın. Hoca biraz bunlarda ısrar et. Biz ligi 11. bitirin problem değil demiyorsa Fatih Terim mesela bu da bir problem değil mi yani? Böyle bir yapı kurmuşsun ve Fatih Terim hemen yine transfer istiyor. Bu seni bozar. Ya burada 11. olmuşsun, 2. olmuşsun değil bence temel problem. Güzel. Problemdir ama çözülemeyecek bir problem midir? İşte Fatih Terim'e değiştirebiliyor musun Fatih Terim'in bakış açısını transfere? Değiştiremiyorsun. Hani o yüzden nasıl çözülecek bilemiyorum. Hani Fatih yani Hoca'ya... Mesela bahsettiğim bence çok çözülemeyecek bir problem değil. Hani çok böyle kulübü krize sokacak bir problem değil. Hani Fatih Terim'e durumu anlatarak... Gerçi Fatih Terim o yüzden duraksadın. Fatih Terim'e hangi durumu anlatacaksın da... Yani Fatih Terim'le konuşarak diyelim... transfer arzusunu hocanın bastırabilirsin.
Yani elbette bastırabilirsin. Fatih'in yani de bu konuda değişebilir de. Çok çok büyük, çok çok vay be artık bu adamla olmayacak diyeceğim bir kriz değildir. Ama eğer Fatih Terim'in Galatasaray'a saha içerisinde fazla bir şey veremeyeceğini düşünüyorsan o başkadır. Fatih Terim'in bu kadroyla uyumsuzluk olduğunu düşünüyorsan o başkadır. O çünkü gitmez. O ilerlemez. Çünkü oyuncular da geri gidiyor. Ne bileyim hani oyuncular ileri gitmiyor. Hoca bir şey katamıyor oyunculara. Ama işte o futbol analizini yapacak olan kim? Galatasaray'da. Bir de o var. Yani bir sportif direktörü yok Galatasaray'ın. Evet. Başkan evet. Yapacak yani. Yani başkanın kendi futbola bakışıyla beraber mi Galatasaray buna karar verecek? O da çok bana sağlıklı gelmiyor. Yani başkanın etrafında başkana akıl verenler, telkin verenler. Hani Florida'daki havayı görüp başkana rapor edenler belki vardır. Evet, oradan evet. Bir şeyler çıkmıştır. Bunlar da önemli. Çok detaylı bir konu tabii. Çok dallı bir konu Galatasaray'da. Şimdilik biz bir giriş yaptık. Biraz da uzattık reklama. Reklama gidelim sonra buradayız yine. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. 8-25 saatlerimiz yeni yılla birlikte reklamlarımız biraz daha kısaldı. Bir süre böyle gideceğiz. Bilginiz olsun. Yani reklama girdi. Kanalı değiştireyim demezseniz sizin neyinize diyelim. Ve telefon hattını açtık. 0212 363 04 34 ilk dinleyicimiz de şimdi hatta. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Sizleri Ankara'dan arıyorum. Adım Vedat. Özel sektör çalışanım. Yaşım 48. Eski bir futbol hakemiyim. Sporun içerisinden bir insanım. Hani bunu bilen bir insan olarak da bazı konularda bir iki fikrimle paylaşmak istedim müsaade ederseniz. Ne güzel, buyur. Öncelikle sizlere kolay gelsin diyorum. Sizi beğenerek dinliyorum. Doğru fikirlere sahipsiniz. Maalesef ülkemizde en çok sorun yaşadığımız noktalardan bir tanesi, biz konuları hep kişiler ve olaylar üzerinden konuşuyoruz. Fikirler üzerinden çok az konuşuyoruz. Ve bu da bizim ilerlememize ciddi bir el freni gibi. Benim görüşüm bu olarak gözüküyor. Sizlerden çok güzel fikirler duyuyorum ama fikirlerinize lütfen sahip çıkın. Onları koruyun. Onları sık sık dile getirin. Sizin bu federasyona yazmış olduğunuz bir mektup vardı. Bir 10 maddelik, 15 maddelik bir şey vardı. Ara sıra onu biz sık sık tekrarlayın. Biliyor musunuz? Yani çok doğru şeylerdi. Birilerinin onları duyması ve uygulaması gerekiyor. Yani çivi çakmak için çekişle 5-6 defa vurmanız gerekiyor. Sizin de bu konuyu birkaç defa daha tekrar etmeniz gerekiyor. Birilerinin beynine girsin diye. O konuda bizim Atilla abi çok iyidir. Hani çivi örneğini verdiniz. O konuşa konuşa bazı haberleri paylaşa paylaşa bazı şeyleri değiştirdi Türk futbolunda, Beşiktaş'ta, başka kulüplerde. O da eğitimin biraz kuralı budur. Eğitimin kuralı budur maalesef. Mesela şu an trafikteyim. Trafikte hareket ederken bazen niçin sorunlarla karşılaşıyoruz diye bakıyorum. Ve bu trafikteki düzensizlik, kuralsızlık tamamen eğitimsizlik ve insanların saygısızlığından kaynaklanan bir şey. Ve bu hayatımızda o kadar işliyor ki günlük yaşamımızda, seçimlerimizde, iş hayatımızdaki kararlarımızda, yöneticilerimizi seçerkenki kararlarımıza kadar yansıdığını görüyorum. Yani birbirimize saygımız olmadığı müddetçe de bu sorunlarımız devam edecek gibi gözüküyor. O yüzden biz bu kişileri ve olayları konuşmaya bırakıp da fikirler konuşsak güzel olacak diye geliyor. Sabahtan beri konu konuştunuz. Ferdi Kadıoğlu. Çok üzülüyorum. Bu kadar genç insan, bu kadar altyapısı önem verilse dünyaya hakim olabileceğimiz spor alanında bir alana sahipken, bir gücümüz varken bu gücü bu kadar kullanmayıp, bu kadar batırarak yurt dışından bir futbolcu transfer edip bunun bu kadar önemli bir noktaya gelmesi bence çok komik geliyor. Ben tam tersi düşünüyorum. Keşke Ferdi Kadıoğlu Hollanda'ya kabul etseydi. Çünkü bizim zaten bir sürü futbolcumuz var. Bir sürü futbolcu yetiştirdik. Yani bir de Ferdi Kadıoğlu'na mı ulaşacağız? Gitsin Hollanda'da oynasın. Bilmem ne altyapısında oynasın. Çünkü dünyaya bakın. Dünyada maalesef öyle bir durum var. Almanya gibi bir ülkede bile, yani ırkçılığın en büyük konuşulduğu ülkelerin başına gelen bir ülkede bile, Alman milli takımında siyahi futbolcu, Afrika kökenli futbolcular var. Bizim kaç tane Türk futbolcumuz var. Dünyada bu değişmeye başladı. Bizim Türk futbolcularımız niye dünya takımlarında oynamasın? Yani Ferdi Kadıoğlu da gitsin, Hollanda'da oynasın.
Ben bu konuda çok bir proje düşünüyorum ciddi anlamda. Kulüplerimizin de ciddi anlamda ekonomik kaygılarının önüne geçecek bir proje olduğunu düşünüyorum. Ya bugün biz eğer dünya futbolcu ihracat edebilecek bir potansiyele gelmiş olsaydık, bugün kulüplerimizin 5,5-6 milyar yaklaşan borçlarını konuşmazdık. Tam tersine 5,5-6 milyarlık kulüpler olduğunu konuşabilirdik. Çünkü Türk nüfusundan ciddi anlamda bir genç potansiyeli var. Başarılı bir genç potansiyeli var. Yetenekli, hani kullanılabilecek. Ama biz bunu hiçbir şekilde kullanamıyoruz. O yüzden kayıplarımız çok büyük. Bu kayıpların karşısında kişileri, olayları konuşmak çok üzücü geliyor bana. Bu fikirlerimi sizinle paylaşmak istedim. Evet, teşekkür ediyoruz. Ankara'ya selamlar. Görüşmek üzere. Sizleri iyi yayınlar diyorum. Sağ olun. Kolay gelsin. Şimdi telefon hattını açtık. Ben de reklam işte bitmeden Ali abi dedim ki bakalım şimdi Ankara'dan kim bağlanacak bize. Son dönemde benim yani konuşa konuşa daha da fazla Ankaralıların arayası geliyor bence bir de. Ben böyle söyledikçe her güne başlangıcı ve devamını Ankara dinleyicilerimizle yapıyoruz. Hani şikayet ettiğimden değil, dikkatimi çektiği için paylaştım, esprisini yaptım. Gerçekten de bir Ankara dinleyicimiz bağlandı. Onunla da açmış olduk. Ferdi Kadıoğlu konusuyla ilgili o da konuştu. Yani dediklerinin bir kısmı haklı, bir kısmı tabii ki değil. Sonuçta hani futbolcunun tercihine bizim karışma şansımız yok. O kendini nerede rahat hissediyorsa orada oynamalı. Türkiye ise Türkiye. Ama ideali bence de, yani benim de benim için de ideali Ferdi Kadıoğlu'nun mesela Hollanda'da devam etmesi. Çünkü orada yetişmiş. Orada altyapı eğitimini almış. Benzer şeyi mesela hani Ferdi olduğu için demiyorum. Hani benzerini Hakan Çağanoğlu için de. Hani ideali bu ama oyuncu kendini çok Türk hissediyorsa, Almanya'da ait hissetmiyorsa o zaman gelsin. Ama Ferdi'de o da çok gözükmüyordu. Mesela Ferdi'nin bir Hakan Çağanoğlu gibi Türk olduğunu hissedebiliyor musunuz? Hani konuşmasıyla, diliyle hissettirdikleri. O da farklı. Onların da tabii kendi içerisinde farklılıkları var. Bana işte Emre Mor, Ferdi Kadıoğlu biraz daha hani Türk milli takımına daha uzak futbolcular gibi geliyor. Konuştukları dili de düşününce. Hani Emre Mor Danimarka milli takımında oynasa sanki onun için daha iyiydi. Ferdi için Hollanda sanki daha iyiydi. Ama Hakan Çağlıoğlu daha Türk hisseden, bunu da gösteren Nuri Şahin mesela, öyle bir isimdi. Hani onların Türk milli takımında oynaması yine anlaşılabilir. Ben de böyle bakıyorum ama bunu tabii ki Ferdi'yi de gidip de eleştirmem. Niye Türk milli takımı seçtin? Onun da başımız üstünde yeri var. Bu arada dinleyicimiz dedi ya, sizin TFF önerileriniz vardı, bunları ara ara tekrarlayın diye. Ben de unutmuşum Ali abi önerilerimi. Bir bakayım dedim Ajans Spor'a. 2019'un Ekim ayında yazmışım TFF'ye 12 öneri diye. Bakalım bu 12 öneriden kaçı hayata geçmiş? Sen de istiyorsan hızlıca bir kontrol edelim. Süper Kupa'nın statüsü deyince ne olduğunu hatırlarsın. İkinci ve kupa finalisti. Evet. Normalde bizde lig ve kupa şampiyonu aynı takım olduğunda Süper Kupa lig şampiyonuyla kupa finalisti arasında oynanıyordu. Ben diyordum ki... Ya, bırak sezonu, Süper Kupası'nı daha 15 gün önce açıkladılar. Sen statüyü değiştir. Geç. Dinlememişler. Geç. Süper Lig'e özel Twitter hesabı. Demişim. Sosyal medya hesabı yok. İşte sosyal medya. Yayıncı kuruluş izin vermiyor çünkü kendi sosyal medya hesaplarının etkileşim almasını istiyorlar. O yüzden Süper Lig'in ne yazık ki diğer ligler gibi kendi hesabı yok. 2-0. Evet. 3. Bonservis elinde olan futbolcuya transfer dönemi harici transfer hakkı. Yok. Yok. Bu da bu yurt dışında olan belli kısıtlamalarla birlikte hani bir hak veriyorsun bazı kulüplere. Bonservis elinde olan futbolcu alabiliyorsun. Hatta Fransa'da bonservisle birlikte de bir hak veriyor sana transfer dönemi kapandıktan sonra. Hani gelsin demiyorum ama bu bence daha hakkani. Tek şey. Yaptıkları transfer döneminin süresini kaydırmak. Aynen. Bu yine tartışmalı bir öneri. Tüm şampiyonluklar yerine son 5 ya da 10 seneye göre TFF'den para almak. Bu çünkü şampiyonluk konusu bu geçmiş şampiyonlukların da devreye girmesiyle birlikte daha çetrefilli bir hale geldi. Ben daha bunlardan önce bunu söylemiştim ama ben bunun mantıklı olduğunu düşünüyorum. Hani 1960 yılındaki şampiyonluğun şu an alacağın parayı bence etkilememesi lazım diye düşünüyorum. Benim düşüncem. Fikstür çekimde devrim yapılmalı demişim. Öyle bir devrim olmadı. Ne herhalde. Olarak devrim? Çünkü yayınlanmamalı mesela. Devrim olmamalı. Fikstür çekimleri yayınlanmamalı. O benim şeyim. Ama seninki farklı.
farklı yani benim net şunu yapın demiyorum ama yurt dışında daha farklı bilgisayar programlarıyla birlikte fikstür çekimi yapılırken biz de yıllardır standart bir şekilde gidiyordu. Gerçi 19-20 takıma geçince biraz değişti ama tam anlamıyla bir devrim olduğunu düşünmüyorum. Türkiye Kupası formatı demişim haberde. O pandemiyle zorunlu olarak değişti. Değişti ama. Yoksa TFF'nin masasında olan bir şey değildi. Şimdi normale döndü. Seri başı sistemi falan var. Tabii, tabii. Yani yine benim... Senin zaten büyük ihtimalle söylediğin grup aşaması kalksındır. Tabii aynen. O şekilde söylemişsindir. Ondan sonrası zaten grup aşaması zorunlu olarak kalktı. Fikstürün zorluğundan ama ondan sonrasını akıl almaz şekilde yaptılar. Seri başı demişim. Bir de tek maç olması gerektiğini söylemişim. Hı-hı. O zaman çift maçlar da varmış. İşte geçtiğimiz tur 16 takım. 14'ü favori olarak iç sahada oynatıldı. Ve kazandı. 7. maddem beraberlik primi galibiyetin 3'te 1 olmalı demişim. Ki bu Şampiyonlar Ligi'nde UEFA organizasyonlarında böyle. Bizde beraberliğe yarı yarıya prim veriliyor. Akılların ucundan bile geçmedi. Geçmedi. Ayın futbolcusu diye bir maddem var, 8. madde. Hani bunu bir sponsora satıp her ay sponsor üzerinden hani bir gelir yaratma amacıyla böyle evet, bir Premier Lig'de yapılıyor. Aynen. Premier Lig'de çok her hafta, her ay görüyoruz. Ayın menajeri, ayın oyuncusu ödülleri veriliyor, sosyal medyada paylaşılıyor. Senin bir sosyal medyan olmadığı için tabii ki bunu da yapamıyoruz. 9. maddem 8 sarı... Bir de çok özür dilerim. Ayın oyuncusu yaptığı zaman şöyle yapar. İlk ay Trabzonspor, ikinci ay Fenerbahçe, üçüncü ay Galatasaray, dördüncü ay Beşiktaş yapar. Evet. Yani federasyonluk bir iş değil bu. Doğru, bizde olmaz bundan imkansıza yakın şeyler ama ben istemişim. İstemekte bir sıkıntı yok. 9. maddem 8 sarı kartta 2 maç ceza demişim. Bunu yine Premier Lig'den tırnak içinde arakladığım bir uygulama. Çünkü orada 5 ve 10. Evet, 10 sarı kartta 2 maç ceza bence daha adil bir uygulama. Hoşuma gitmişti. O yüzden Türkiye'de de geçiniz bu, çünkü futbolun içinde olan bir şey. Bunu konuşması mümkün değil federasyon. Evet. Yani sahanın içinden bahsediyorsun şu an. Federasyon bununla uğraşamaz. Türkiye Futbol Federasyonu'nun görevi midir ya bu? Böyle öneri mi yapılır ya Türkiye Futbol Federasyonu'nda? Ancak basın mensupları yapabilir böyle. Evet, yani bu saçma bir öneri olmuş. Sadece uğraşıyor Türkiye Futbol Federasyonu. Peki bununla uğraşıyor mu? 10. madde maç saatleri bir standarda oturmalı demişim. Gerçi diğer ülkelerde de zaman zaman değişti. İtalya'da mesela farklı farklı saatleri aldılar ama onlar da eskiden güzeldi. Bence güzel olan o. Bilinirlik olması, bir aşinalık olması. Bizde çok değişti. Cuma günü maçları bazen 7 oluyor, işte 8 oluyor, 8.30 oluyor. Bir standardımız çok yok. O yine benim beklediğim şeylerden biriydi. Bence en yine üzücü konulardan bir tanesi. Maçlar ne zaman oynanıyor? Saat kaçta oynanıyor? Hiç bilen yok. Sadece böyle birkaç haftalık bir istikrar yakınıyoruz. Ondan sonra bir anda değiştirebiliyorlar. Bu sene istikrarlı gitti herhalde. Bir tek pazartesi günü hem Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin maçı vardı. Birini 18'e birini 20-30'a atmışlardı. Çünkü pazartesi maçları akşam seansında 20'de oynanır. Bir orada değiştirdiler. İki büyük takım oynadı diye. Ama onun haricinde bu sezon nispeten istikrarlı diye aklımda kalmış. Çok konuşmadık saati bu sezon Süper Lig'de. 11. maddem yine saatle ilgili ama 10'da 0 gidiyorsun şu an. Evet. Bu 11'de 0 olacak. Federasyon seni bayağı dinlemiş. Evet. Saatlere uyulmalı demişim. Çünkü bizde devre araları 15 dakikadan geç. Yani ne var? 23 dakika devre arası oluyorsa ne var ya? Yani bu inanılmaz bir şey. Çay demlenmesin mi? İçeride. Evet. Yani demlenmesin mi? Bizi çay mı içelim istiyorsun? Bizi düşündükleri için uzatıyorlar 15 dakika tabii. Yerine 20 dakika aynen. Falan. Bu benim çok ben salonu falan süpürüyorum devre aralarında. Bayağı efektif kullanabilirsin devre araları o kadar uzun ben ki. Ben duş alıyorum. Evet, her şeyi yapabilirsin gece, devre arasında. Geç bir maç varsa devre arasında duş alıyorum. Tıraş ol. Duş al, yerleri sil, çayı demle. Ne bileyim, yemeğini ye, kitabını bitir. Her şeyi yapabilirsin devre aralarında. Evet. Çünkü buna bu şu yüzden takım, aynı hakemler yurt dışında da maç yönetiyorlar. Orada 15 dakikayı bir saniye geçirmeden ikinci yarıyı başlatıyorlar. Burada başlatmıyorlarsa problem hakemlerde değil. Biz de şeye fixledik. Mesela maç 19'da başlıyorsa 21'de bitiyor. Evet. Aynen öyle. Hani bir şey yok. Hani futbol 1,5 saattir. Devre arası 15 dakikadır. İşte uzatmalar 2-3 dakika verilir. Ne kadar sarkabilir ki diye bir şey düşünme. Yani 21'de başlıyorsa 23'te bitiyor. Ya ona göre düz hesap işte. Düz hesap yapmak için. Temiz. O da kolaylık olsun diye belki. Evet, güzel. TFF haklıymış demek ki bu konuda da. Son maddemde milli takım forması demişim. Onda da bir standardımızın olmaması problemlerden biri demişim. Onu değiştirdiler ama. Evet, değiştirdiler. Bakalım ne kadar gidecek. Şu andan 12 maddeden en yaklaştığımız madde bu milli takım forması oldu. Ama orada da güvenemiyorsun. Yani şimdi evet iyi bir yoldayız milli takım forması konusunda ama
Belki federasyon değişince yine farklı bir noktaya gideceğiz. Neyse, dinleyicimizin hatırlatmasıyla beraber bir hafızaları tazeleyelim dedik. Gördüğünüz gibi Türk futbolunda çok fazla değişen bir şey yok. Öneriler baki. Ama TFF zahmet edip de hani hepsini de uygulasın demiyorum ama bence gerçekten mantıklı olan maddeler de var burada. Yani sadece ben herhalde mantıklı görmüyorum. Özellikle mesela Süper Kupa formatı bence olağanüstü mantıklı bir öneri ama Türkiye Futbol Federasyonu pek oralı olmadı. Neyse, konuşa konuşa belki dinleyicimizin dediği gibi akıllarına sokabiliriz diyelim, reklama gidelim. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Evet, 8.43 saatlerimiz devam ediyoruz Sabah Spor'una. Dinleyicimiz var hattımızda yine. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydınlar, iyi yayınlar diliyorum size. Teşekkürler. Gaziantep'ten arıyorum ben. İsmim Caner. Avukatlık yapıyorum Gaziantep'te. Uzun zamandır bağlanmak istedim. Bir kez yayına bağlanabiliyorum. Ne güzel. O yüzden de biraz heyecanlandım açıkçası. Beklemiyordum çünkü bağlanmayı. Evet. Gündeminiz nedir sizin? Ferdi Kadıoğlu, kulüpler, transfer. Valla ben uzun zamandır aslında bir tek şeyi dile getirmek için arıyordum, yani sizi aramaya çalışıyordum. Ama bugün bir de Fatih Terim konusu gündeme gelince, yönetimle olan ilişkilerinden bahsedince siz, aklıma şey geldi. Sanki siz bu dünkü haberlerden önce daha çok böyle Fatih Terim'in artık miadının dolduğu düşüncesindeydiniz ama evet, şu an sanki artık bu iş gerçekten ciddiye bilince ayrılması konusu biraz daha sanki ortaya konusu gibi geldi. Benim için mi söylüyorsunuz? Daha çok Ali Bey için söylüyorum. Ha, yok. Orada Fatih Terim'e yolların ayrılması gerektiğini düşünen bendim. Ali abi projenin devam etmesi konusunda hep fikir belirtmişti. Sonuçta böyle bir projeye başlandıysa sezonda onunla bitirilmeli diyordu. Ali abinin hani Fatih Terim'i bıraksın tarzı bir düşüncesi net bir şekilde hani benim gibi ifade etmedi en azından. Ben de uzun yıllar bir Galatasaray taraftarıyım. Yani Fatih Terim'in de bize kattıklarına falan saygı duyuyorum ama ben artık günümüz futbolunda Fatih Terim'in gerçekten saha içerisindeki miadına dolduğunu düşünüyorum. Yani artık yeterli gelmediğini düşünüyorum Fatih Terim'in saha içerisi için söylüyorum. Belki idareci olarak daha başarılı olabilir ama artık onun başarılı olduğu zamanlardaki futbol kültürü biraz değişti. Önce bunu söyleyeyim dedim Fatih Terim konusunda. Asıl benim size ararken söylemek istediğim şey, yani düşüncemi dile getirmek istediğim şey, bir şey konusunda. Bu saha içerisinde sürekli herhangi takım olursa olsun fark etmez, bir aldatma çabası futbolcularda. Yani en ufak faalde, göz göre göre eline değen toplarda, hiç değmemiş gibi ufak basit bir taç atışında bile, yani çok net şekilde gördüğümüz halde, yani benim hakemlerin, Türk hakemlerinin sahadaki bu baş performanslarının düşüklüğünün sebebinin büyük bir kısmı gerçekten bu futbolculara bağlıyorum. Yani inanılmaz, yani hiçbir ligde olmadığı kadar bizde futbolcular hep yani aldatmaya çalışıyorlar. Yani en ufak harekette bile, yani neredeyse bakın hakeme verdiği kararların %90'ını itiraz ediyor saha içerisinde. Çoğu da bu %90'ın %50'si de tamamen yanlış yaptığı bilen futbolcular tarafından yapılıyor. Yani göz göre göre yapılıyor. Benim bu konuda şöyle bir çözüm önerim var. Eğer yani dikkate alınır mı bilmiyorum. Tabii kimlere ulaşıyor bu söz ama hani bizim televizyonlarımızda hakem eleştirilerine yönelik programlar yapılıyor. Hakemlerin hatalarına yönelik programlar yapılıyor. Hı hı. Gerçekten bir sosyal medya hesabından veya bir radyo kanalından veya bir televizyondan bu hakem hatasını göz göre göre aldatmaya yönelik hareket yapan futbolcular afişe edilse, yani hani mesela şey diyorsunuz, hani hep tartışmalı pozisyonlar tartışılıyor hakem yorumcuları tarafından, evet, bir de ayrı bir köşe yapalım diyorsunuz, yapılsın. Bu kendini aldatan futbolcular afişe edilsin, evet, bütün herkese. Yani gösterilsin, bakın futbolcu göz göre göre kendini nasıl itiraz ediyor haksız olduğu halde, nasıl işte kendini atıyor. Yani çok bariz olan şeyler böyle yapılsa, ben de gerçekten hem bu çok azalacaktır bu tarz işler,
Yani sizin bilmiyorum bana katılıyor musunuz? Türk futbolundaki bu aldatma yönelik hareket yapan... %100 tabii ya. Ki. Katılmayan yok. Yani bu hiçbir ligde olmadığı kadar bizde var. Bu yönelik programı yapılsa bence bazıları utanırlar gibi geliyor. Yani ya bugün de programa çıkmayayım. Yani her hafta benden bahsediyorlar falan. Bu biraz azalır gibi geliyor bana ama. Ve ilgi de çekeceğini düşünüyorum. Yani böyle bir program yapılsa veya böyle bir takip yapılsa süreçte. Bunu dile getirmek istedim bilmiyorum. Evet, teşekkür ederiz. Benden sonra böyle bir şeyin olup olamayacağı veya olunca ne sıkıntısı olabilir, olmazsa ne sıkıntısı olabilir. Siz de değerlendirirseniz sevinirim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Tabii ki dinleyicimiz gayet iyi niyetle böyle bir program ya da böyle bir köşe talebinde bulunuyor ama bu Türkiye'de yapılamaz kesinlikle. Çünkü bu... Sanki olmaz olmaz diyen biri bu programa yapılamaz. Tamam, ben düşüncemi söyleyeyim. Yapılırsa ne hala, bence de hoşuma gider benim böyle ben bir program. Ben de sana ama şimdi düşünsen hani bir derbi maçı işte bir takımla ilgili Fenerbahçeli futbolcuyu mesela kendini yere attı diye afişe ediyorsun. İşte Galatasaray'dan kimse yok. Niye sürekli benim futbolcum afişe ediliyor falan. Bunun bu tartışmanın önüne geçemezsin. Herhangi bir kanalda hani BİHİN'de, TRT'de, Aspor'da hiçbir şekilde bu yapılamaz. Bu ancak bir sosyal medya hesabı tarafından dikkat edilip paylaşılabilir ki onun da paylaşacağı görüntüler yasal olmayacak. Onun da kanalı kapanacağı için o da olmaz. Sonuç olarak pek olabilecek bir şey değil ama güzel bir niyet var dinleyicimizle. Katılıyoruz yani. Ne diyeceğim, Türkiye'de herkes neredeyse kendini yere atıyor. Haksız bir şekilde bir kazanç sağlamaya çalışıyor. Kendini aslında afişe de oluyorlar. Olmuyorlar da değil. İşte üzerinde durulmuyor ama. Evet, hepimiz gözlerimizle görüyoruz. Bunu hemen hemen her oyuncu deniyor. Bazen çok daha fazla kendini atmaya meyilli, hareketi abartmaya meyilli oyunculara şahit oluyoruz. Ve her hafta oluyoruz. Neredeyse her maç oluyoruz. Afişe oluyorlar. Dinleyicimizin dediği gibi program olayı tamamen senin dediğin gibi olması imkansıza yakın. Yayıncı kuruluş bunu yapmaz. Yayıncı kuruluş dışında bir televizyon kanalı yapsa linç edilir. Ya şöyle, biz daha özetlerde bir tartışmalı pozisyon konulup konulmadığı zaman birbirimize giren bir ülkeyiz. Değil ki siz işte atıyorum mesela 3 hafta üst üste Fenerbahçeli oyuncu vereceksiniz programda. Galatasaraylı vermeyeceksiniz. Bakın bakalım ne oluyor. O yüzden ne yazık ki olmaz. İşte bu bireysel bir girişimle olur. O da işte uzun soluklu olmaz. Hesabı işte, kapanır onu yapacak yani kişinin. Federasyon, Futbol Federasyonu ya da Futbol Federasyonu'ndaki görevli kişiler ya da Futbol Federasyonu'ndaki görevli bazı kişiler. Heh. Hadi hepsi değil. Biraz oyuna, lige kafa yormalı. Yani bu ligde ne yanlış gidiyor? İnsanlar neden rahatsız? Ligin izlenme oranlarını düşüren şeyler nedir? Biraz bunların üzerine kafa yorup, biraz bunlara kafa patlatıp, biraz algılarını açıp, biraz farkındalıklarını yükseltip, bunun üzerine kafa patlatıp, bunu çözüme ulaştırmaları ya da çözüm için bir şey yapmaları gerekiyor. Dün, öyle bir hareket görmüyoruz. Ferhat Gündoğdu, MHK'nin yeni başkanı, ikinci yarıda amacımız topun oyunda kalma süresini arttırmak diyor. Hani aslında senin eleştirilerinden ya da çoğu kişinin eleştirilen biri topun oyunda kalma süresinin azlığı. Çok fazla oyunun durması Süper Lig'de. Bunu biraz daha işte oyunun durmasını azaltıp topun oyunda kalma süresini arttırmak istiyoruz diye. Ama bunu tabii nasıl yapacaksınız? Orada problem var. Yani o söylediği, hani dün sen Nihat Özdemir'in açıklamalarını hiç beğenmedin ya. Hı hı. Seminerde. Ahmet Ağoğlu, Nihat Özdemir ikisi bana geçmedi dedi. Evet. Bana geçmedi dedi. Şimdi bu da bana geçmiyor. Tabii ki bunu söyleyecek. Ama ne eylem olarak ne göreceğiz. Bir de bu biraz daha aslında bu tarz hareketi yapan oyuncuyu dışarıda bırakmakla olabilir. Yani onun ne kadar futbola, Türk futboluna kötülük yaptığını hani dinleyicimiz dedi ya, program mesela, o program fikri onu daha fazla gündeme getireceği için sistemin dışında bırakabilir. Dolayısıyla o kadar fazla eleştiri alan bir oyuncu da üçüncü defa bir darbe aldığı zaman düşünür yerde yatıp yatmayacağını. Şimdi bizde öyle bir durum yok. Dolayısıyla o oyuncuların da futbol şeyi tarafından, iklimi tarafından biraz dışarıda bırakılmaları lazım. Yani ayağa kalk oyna arkadaş. Yani insanlar bunu görmek istemiyor. Mahvediyorsunuz futbolu, mahvediyorsunuz oyunu. Bunu görmek istemiyorlar kesinlikle. Ama öyle bir durum yok bizde. Herkes eleştiriyor ama iş bir şey yapmaya gelince yok. Ama bunun da bence teknik adamlar başta, futbolcular ve federasyon. Yani bu üç
taraf ancak bunu çözebilir. Sen ne kadar konuşursan konuş. Bir dinleyicimiz Fatih Terim'in Morutsan'la ilgili sözlerini hemen hatırlatmış. Evet, evet, Morutsan iki kritik maçta kendini bıraksa rakip kırmızı kart görecekti. Terbiyelice düşmüyor. Hatası oluyor ama bunu Fatih Terim'e bir eleştiri olarak bence ben algılamadım. Yani Fatih Terim Morutsan böyle yapsın demiyor. Bence burada bir ironi var. Ben bu açıklamasından sonra Fatih Terim'in çok eleştirildiğini gördüm. Hani Fatih Terim oyuncusunu düşmeye teşvik ediyor diye. Ama bence ona teşvik falan etmiyor. Burada bir ironi yapıyor Fatih Terim. Nasıl bir ironi yapıyor burada? Yani hatası o diyor, düşmüyor diyor işte. Normalde hani düşmesi zaten lazım diyor ama işte. İşte bence öyle diyor da işte onu gerçek düşüncesi olduğu için söylemiyor. Normalde hani düşse de düşmese fark etmez. Bunun kırmızı kartla zaten cezalandırıyor olması lazım diyor. Yani iyi bir hakemlik olsa diyor. Zaten kırmızı kart göstermesi lazım diyor hakemin. Yani düşmeye bakmaması lazım diyor. Faule bakmaması lazım. Ben öyle yordum. Genel öyle olmamış. Fatih Terim işte oyuncuları böyle kendini yere atmaya teşvik ediyor. Ben bunu göz göre göre yaptığını düşünmüyorum. Dediğim gibi ben burada bir ironi gördüm. O yüzden de Fatih Terim'e bu açıklama üzerinden yapılan eleştirileri de çok hakkaniyetli bulmadım. Onu da söyleyeyim. Ve yine şarkı reklam aramız var. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Evet, yeni saatteyiz. Yeni bir dinleyicimiz var hattımızda. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, iyi yayınlar Mert Bey. Ali Bey, iyi yayınlar. Sağ olun, hoş geldiniz. İsmim, teşekkür ederim. İsmim Bekir, Konya'dan arıyorum. 36 yaşındayım. Beşiktaş taraftarıyım. Özel bir şirkette şoförlük yapıyorum. Mert Bey'e çok katılıyorum. Dünkü Ali Ağaoğlu ve Federasyon Başkanı'nın açıklamaları bana o kadar samimiyetsiz ve o kadar içi boş geldi ki. Daha 3 hafta 5 hafta önce Trabzon'a yapılan bir hatada hakemlerin ne haysiyeti ne şerefi kalırken şimdi siz bizim canımsınız, diğerimsiniz. Sizin işte bilerek art niyetli davranacağınızı düşünmüyoruz. Avrupa'daki hakemlerden çok iyisiniz falan filan. Bana çok boş laflar geliyor. Hadi 3 hafta sonra Trabzon'a verilmeyen bir penaltıdan sonra Trabzon maç kaybetsin ve arkadaki rakibi biraz daha yaklaşsın bakalım. Trabzon'un hakemlerin iyi niyeti kalıyor mu kalmıyor mu? Onun için bana çok boş geliyor. Mert Bey'e katılıyorum. İkinci olarak şunu sormak istiyorum. Saadettin Saran Fenerbahçe'ye başkan adayı olacağını açıkladıktan sonra aklıma şu soru geldi. Şimdi Esport'un yayın kalitesi, Premier Lig'de yaptıklarını Esport'u sürekli izlediğim için biliyorum ve yeni yayın ihalesinde de açıkçası Türkiye'de bu işin altından kalkabilecek tek yayın organı Esport olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ve acaba katılır mı? Acaba yayın ihalesini alır mı şeklinde kafamda sorular oluştu. Şimdi Fenerbahçe başkanı adayı olması Esport'un yayın ihalesine girip girmeme konusunu değiştirir mi? Çünkü hani bak federasyon başkanı aynı zamanda da bunu yapıyor. Pek böyle yakıştırılabileceğini düşünmüyorum açıkçası. İkincisi Fenerbahçe başkanı olduğu zaman sizin işinizin çok zorlaşacağını düşünüyorum. Allah yardımcınız olsun. Hani diyecekler ki aa bak Ali Koç'u eleştirdiler, işte Aziz Yıldırım'ı eleştirdiler, bakın patronlarını eleştiriyorlar mı gibi. Ha ben bunun olmayacağını adım gibi biliyorum. Çünkü 7 yıldır sizi dinliyorum. 7 yıldır yayın kalitenizdeki tarafsızlığınızı çok iyi biliyorum. Onun için Allah yardımcınız olsun diyorum. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Evet, dinleyicimiz Esport'un beğenenlerden biri. Bu etkiler mi diyor Fenerbahçe Başkanlığı girmesini bilmiyorum. Ali abi etkiler herhalde sonuçta. Valla bilemiyorum şimdi bu. Çünkü ihale hani 5 yıllık düşünülen bir şey. Fenerbahçe'deki başkanlık seçimi 2,5 yıl sonra hani kapsayacak bir şekilde. Saati Bey'in kararı olacaktır. Ona sormak lazım. Tabii bizim şimdiden bir şey bilme şeyimiz yok. Bir durumumuz yok. Saattin Bey ne düşünür? Girecek mi girmeyecek mi? Normal şartlarda denen şuydu. Başkanlık açıklamasından önce şartnameye bakacağız. Eğer uygunsa teklif vereceğiz. Buydu. Yani bu kadar basit. Ama ondan sonra resmi olarak ilk seçimde, olağan seçimde evet, başkan adaylığını koyacağını söyledi. Ki öncesinde de aslında başkanlık hayali zaten hep paylaşıyordu. İlk defa resmiyete döktü. Geçen ay içerisinde Saattin Saran. O yüzden hani bizi aşan bir konu. Kendisini yakalarsanız sosyal medya da ki bazen böyle iletişimi de seviyor Saadettin Bey. Büyük ihtimalle ama ilerleyen dönemde Saadettin Bey'e bu konu sorulur. Hı hı. Çünkü çok normal bir soru. Doğru da bir soru.
Bu Saadettin Bey'e sorulur. O da cevabını verir mutlaka. Diğer konuda Saadettin Saran Fenerbahçe Başkanı olduğunda işiniz zor dedi. Üldür, tabii ki. Hani eleştirsen bir dert diye düşünüyor. Büyük ihtimal eleştirmesen başka bir dert. Ali Koç'u atıp tutarken iyiydi. Saadettin Saran olunca mı eleştirmiyorsun denir. Normaldir ama benim bakış açım genelde şöyle başkanlık konusunda. Transfere karşıyım. Transfere karşıyım. Saadettin Bey'e baştan söylüyorum. Aynen. Saadettin Bey. Yıldız transfer bakın, yapacaksınız ben eleştireceğim. Transfer yaparsanız karşınızdayım. Eğer transfer yapmazsanız sizi destekleyin. De. Aynen. Saadettin Bey de bilsin ona göre. Buradan anlaşalım. Benim de işimi zorlaştırmasın. Aynen. Hiç zorlaştırmasın düşün. Benim düşüncem çok net konuda. Sen çok netsin. Hiç sıkıntı yaşamazsın. Yok ben onu demeyecektim. Sen güzel esim şey yaptın da. Şunu diyecektim. Ben biraz vakit vermekten yanayım başkanlara. Ali Koç'a da bu vakti ben yeterince verdiğimi düşünüyorum. Hmm. Yani ilk 2-2,5 senesinde öyle çok sert eleştiriler getirmedim ama şu anda da eleştirilerimin dozu da biraz fazla belki yükseldi. Burak Elmas için keza aynı şeyi düşünüyorum. Çok hemen çünkü yeni gelmiş göreve bir anda eleştirmek o da sonuçta bir düzen oturtmaya çalışıyor. Biraz zaman vermek gerektiğini düşünüyorum başkanlara. Saadettin Bey eğer göreve gelirse onun için de düşüncelerim çok farklı olmayacak. Ahmet Nur Çebi için de değil. Ahmet Ağoğlu için de değil. Herkese bu yönden bakmaya çalışıyorum. Ama işte belli bir zaman geçtikten sonra da benim de eleştirilerin dozu artıyor. İşte partilerimde olduğu gibi. Ali Koç'ta olduğu gibi. Eğer öyle olursa 2 sene sonunda, 2,5 sene sonunda eleştirilerim değişmez. Başka bir kanalda artık iş bakarım kendime diye düşünüyorum. Şaka tabii ki bunlar. Evet Ali abi. Ekleyeceğim bir şey yok herhalde. Reklama kadar birkaç mesaj bakalım. Birkaç haberde bakalım. Haberlerde çok paylaşacağımız. Gerçi Beşiktaş haberlerini şimdi baksak da olur. Beşiktaş'ta 6 oyuncu eksik demiştik dün gün içerisinde. Üst üste kötü haberler geldi. Özellikle yerli futbolculardan. Yerli futbolculara bir de yabancı futbolcu eklendi. Akşam saatlerinde yazıldı. Raşit Gezal. Onun da ilk denen tedbir amaçlı karantinaya alındığı ve yarınki karşılaşmada forma giyemeyeceği yönünde. Zaten hali hazırda Necip Uysal, Serdar Saatçı, Can Bozdoğan, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Güven Yalçın yoktu. Üzerine Gezal eklendi. 7 futbolcusu yok. Zaten bir de sakatlar vardı işte. Mert Günok gibi, Enkudu gibi, Gökhan Töre gibi isimlerden de faydalanamayacaktı. Beşiktaş, Gezal de bu da eklenince Önder Karaveli hocanın da bayağı bir eli daraldı. Hem yerli olarak kimi oynatacak tartışması var. Beşiktaş'ta biraz yarın herhalde bu konu netleşecek. Bugün gazetelerde hani muhtemel 11'e dair herhangi bir şey görmüyorum. Ama yarınla birlikte bu konuda gündeme gelecektir. Çünkü Ersin ve Rıdvan haricinde üçüncü bir yerli de ilk 11'e monte etmek durumunda. Kenan bu eksikler arasında? Yok. Kenan oynayabilir. Şimdi, Mehmet Topal var. Umut Meraş var. Dün ben de baktım. Batshuayi merkezde olacak. Kenan bir tarafta, Larin bir tarafta olacak. Tabii Gezler olmayınca zaten evet, başka bir alternatif yok. Yok hani Can'ı koyuyordu. Can da zaten yok. Sağ kanada koyuyordu. Merkez orta saha Atiba, Josef Tesoza, Pjanić olacak. Evet. Ama yerliye ihtiyacım var. Yerli Kenan koydun. Rıdvan ve Ersin zaten. Rozier. Stoperde de 3 stoperim var. Montero, Vida, Wellington. İkisini koyarsın. Hani Montero, Vida. Kale dersin. Evet, Beşiktaş. Kadro bu olur. Başka olmaz. Ama işte Gezal'in olmaması başlı başına. Çünkü iki kanadı koyuyorsun. Şu an biri Kenan, biri Larin. Ali abi nasıl oyun kuracaksın sen kanattan? Bu iki oyuncu da topsuz oyunda çok daha etkili. Zorlanacaksın. Yani Beşiktaş çok zorlanacak. Büyük talihsizlik oldu Beşiktaş açısından. Ama aklıma da ihmal var mı sorusu gelmiyor değil. Ama Ali abi yani normal değil mi? Oyuncular... Antalya'da niye öyle bir durum yok? Olmayacağının garantisi yok. Ben şunu diyorum, ihmalden kastım. Oyuncular tatile gittiler. Tamam, belki olması gerekenden fazla rahat davrandılar. Yani bilemiyorum. Belki öyle, belki değil. Ama hani Premier League'deki vakaları da duyunca İspanya'da her gün artıyor. Bundesliga'da geceden itibaren 11 vaka daha çıktı. Çok artıyor. Hızı çok artıyor. O yüzden illaki ihmali olanlar vardır bunda ama o kadar çok hızlı yayılan bir şeyde de bilmiyorum. Sadece yani takımın yarısı gitti çünkü. İşte Deniz Spor, sen reklam arasında konuşuyorduk. Kaç? 15, 16. 15. 15 isim pozitif. Daha yüksek sayıya ulaşan takımlar var yurt dışında eksik konusunda. Hani hepsi de ihmal olamaz. Hepsi de ihmal olamaz. Burada hani virüsün de çok hızlı yayılmasının, daha bulaşıcı olmasının payı var. Antalya Spor'da da bilmiyorum.
Belki onlarda da çıkacak. Çünkü gün gün çıkıyor. Şimdi Gezzar'ı kimse beklemiyordu. 3-4 tane eksik var Antalya Spor'da. Fred'i onlardan bir tanesi. Onu gördüm. Eğer bulabilirsem tekrar söylerim. Beşiktaş'ta da tabii kupa maçıyla birlikte transfer haberleri de var. Dün bazı kaynaklar Beşiktaş ara transfer döneminde herhangi bir takviye yapmayacak demişlerdi. Ama bu biraz gidecek oyuncularda bağlı. Mesela Domagoj Vida'nın Watford'a transferi olursa. Unutmadan söyleyeyim. Erkan, Naldo, Freddy, Haji Wright. Evet, 4 eksik var Antalya Spor'da. Gol Türkiye'nin özel haberi, oradan aldım. İşte Vida'nın Watford'a transferi söz konusu. Eğer o giderse bir bütçe tabii rahatlaması olacak Beşiktaş'ta ve bir eksilme olacak stoperde. O zaman bir transfer yapabilir. Kaan Ayhan gündemdeki ilk oyuncu. Sabah gazetesi Kaan için son umut Vida demiş. Bir de Abdülkerim Bardakçı listede var. Adana Demirspor'dan Samet Akaydın da yine son dönemde hem Trabzonspor hem Beşiktaş'ın gündemine giren bir yerli isim. Bu üç isimden birini alabileceği söyleniyor Beşiktaş'ın, ki Kaan Ayhan da ligin ilk yarısında 10 maçta 583 dakika forma giyebilmiş ama çok fazla oynayamadığı için de bir transfere yine sıcak baktığı söyleniyor. Bir de iç transfer diyebilirsin. Kerem Kalafat, Beşiktaş'ın genç sağ beklerinden biri, kiralık olarak sezonun ilk yarısını geçirmişti. Fakat ikinci yarıyla birlikte Beşiktaş'a geri döneceği söyleniyor. Şu an Uşakspor'da ikincilik beyaz grupta oynuyor. 16 maçta 90 dakika sanıyorum sahada kalmayı başarmış. Golü veya asisti yok. Ama Beşiktaş'ın ondan çok şeyler beklediği ve ligin ikinci yarısında da Rozier'in alternatifi olacağı söylenmiş birçok farklı kaynakta. 2001 doğumlu olduğunu söyleyelim. Kerem Kalafat'ın altyapıdan çıkıştı. Bir Giresunspor kiralık macerası var. Alt ligdeyken bu sezonda Uşakspor'a gitmiş. Orada da en azından istikrarlı bir şekilde oynamış bu oyuncu. Ki Beşiktaş bir önceki dönem Bilal Ceylan'ı aslında alternatif olarak almıştı Eskişehirspor'dan. Fakat ondan faydalanmadı. Onu da kiraya göndermişti sezon başında. Bilal Ceylan daha da küçük. 2003'lü olması lazım. Evet. Bilal Ceylan'ın. Bakayım. Evet. O da 2003 doğumlu bir oyuncu. O da Bandırma Spor'da kiralık. Fakat bu sezon Lig Kupa toplam 9 maçta sadece 347 dakika forma giyebilmiş. O açıdan biraz pilot takım, sıkıntı. Pilot takım. Evet. Galatasaray bu açıdan mesela doğru bir yönde Nida Anadolu hamlesiyle beraber bu hep konuştuğumuz şeyi hayata geçiriyor Galatasaray. Çok daha faydalı gözüküyor. Eğer tabii küme düşmezlerse o ligde. Şimdi bir küme daha düşerlerse, çünkü üçüncülük seviyesine düşecek kalsın. O da çok lehine vallahi değil. Valla ben olsam çoktan şeyden başlamıştım Mert. Kulüp kurardım ya. İşte o yeri. Vakit istiyor ya biraz. Ya ne olacak, 3-4 senede çıkıyorsun zaten çıkman gereken yere. İşte sen 3-4 sene görevde kalamayabilirsin ya hani. Ya kulüp devam etsin canım projeye. Kötü bir şey yapmıyoruz burada. İşte yok, haklısın da öyle olmuyor işte. Ya da parayı oraya harcamak istemiyor kulüp başkanları. Para bir şey harcayacağım bir şey yok Mert. İnanmayak öyle çok çok büyük bir olay değil. Bahsettiğimiz rakamlar. Yani hani yok Fikret Oman da. Yani ilk anda yarıştığı kulüplerin bütçesi ne kadar olabilir? Ya da yıllık maliyetleri ne kadar olabilir? İşte A takımda yıldız oyuncusunun aylık maaşının bilmem kaçta biri, ama onu ödeyemeyince diğer harcamaları da yapmak istemiyor pek anladığım kadarıyla. Yoksa basit dediğin gibi yani, ne olacak yani? Son dönemde benim en çok aklıma yatan sistemlerden biri bu, biliyor musun? Yani bir alt ligde bir pilot takım, oyuncularım orada, A takımın bir sonraki teknik direktörü orada. Hı hı. Benim inanılmaz aklıma yatıyor. Şimdi, yani böyle Bandırma'ya gönder, Ümraniye'ye gönder, Giresun'a gönder, ondan sonra takip etme, izleme, sadece istatistikler üzerinden bak, bir verim al ama oradan, bana inanılmaz boşa kürek çekme gibi geliyor. O yüzden o pilot takım, yani şey de olmayacak, çıkma derdi de olmayacak bir üst lige. Tabii tabii, hiç öyle bir derdi. Öyle bir derdin yok. Zaten prosedür olarak da olmayacak. Hı hı. Hani o dereceyi elde etse bile olmayacak. Atıyorum şampiyon bitirdi, ikinci çıkacak onun yerine. O şekilde bir takım
benim inanılmaz aklıma yatıyor. Şimdi sen B takım teknik adam falan deyince hemen aklıma dünkü gördüğüm bir haber geldi. Bu Mourinho'nun genç bir yardımcısı vardı hatırlarsın. Sacramento görevinden ayrıldı Roma'da. O da Benfica B takımının başına geçecek. Benfica'da Jorge Jesus'la yollar ayrılmıştı. B takımın hocası Verissimo'nun orada görevi alacağı ve tabii ki ondan boşalan B takımı koltuğuna da Sacramento'nun geçeceği söyleniyor ki onun da bir sonraki adımı tahminen Benfica A takımı olacak. Yani, Fenerbahçe B'de, Galatasaray 2'de aynı bir şey kur. Ondan sonra yoluna devam et. Aynen ve bu bir de yönetici de yetiştirme deniyordu Galatasaray bu Nidandolu projesini yaptığında. İşte Ural Aküzüm'ün orada kulüp başkanı olacağı, oradaki ki kendisi hali hazırda çok deneyimli bir yöneticiydi geçmiş dönemlerde görev almıştı. Ama şimdi bir kulüp başkanı olarak belki geleceğin başkanı olacak. Oradan bir başkan da belki Galatasaray yetiştirmiş olacak. Güzel bir proje. Umarız devamlılığı olur tabii diyelim. Hani başladı Galatasaray ama devamını nasıl getirecek onu da gözlemlemek lazım. Sonuçta başlamakla bitmiyor bu iş. Bir istikrarda yakalaması gerek. Tabii yani bu öyle bir iki sezonluk bir proje değil. Kulübün normal akışı içerisinde olması gereken bir durum bu bahsettiğimiz. Yani 3 sene yap, 4. sene yapma, 5. sene durdur, 6. sene para yok da 7. sene tekrar başla, öyle bir durum yok. Yani o bir profesyonel takım. Sadece Süper Lig'e çıkamayacak bir profesyonel takım. Öyle düşünüp o şekilde idare edilmeli. Eğer o şekilde idare edilirse yönetici de yetişir, teknik adam da yetişir, oyuncu da yetişir, oyuncu da gelişir. Bir de şey de yapıyorlar ya, ona da bayılıyorum. Yani A takımla o pilot takım aynı oyunu oynuyor. O beni bitiriyor mesela. Üst taraf üçlü savunma oynuyorsa alt taraf da üçlü savunma oynuyor. Ya da bu futbola bakış, biri defansif kontra takımı, diğeri hücum takımı değil. İkisi aynen. de aynı, aynı şekilde oynuyor. Aynı dinamiklerle oynayan bir takım. Akıl almaz yani. Çok bence çok heyecan verici bir proje aynı zamanda. Ben mesela kulüp yönetici olsam bu proje beni heyecanlandırır. Böyle bir şey yapıyor olmak, böyle bir şey katmak hem Türk futboluna hem kendi kulübüne çok bence heyecan verici bir şey. Bir de hani oyuncuları ikna etmek de çok kolay. Şimdi sen oyuncuyu transfer ettin. İstanbul'a geldi. Gencecik oyuncu, alışma süreci var. Belki alışamayacak. Belki o baskı ilk anda kaldıramayacak. Biraz daha oynaması, alışması lazım, gelişmesi lazım. O takımda hepsi olur. Bir de şunu da göstermesi lazım. O diğer oyuncuları da cezbetmek için tabii bu bir zaman alacak. Orada yetişen oyuncu Galatasaray'a gidip oranın da istikrarlı bir oyuncusu olduğunda niye olmasın? İşte Türkiye şartlarında yine kolay görmüyorum bu durumu. Hani Yunus Akgün'ün durumu, hani kiralık giden futbolcu, yani çok biz de henüz o aşamada değiliz ama hani birkaç senelik vadede onu da olursa, hani Galatasaray'ın B takımında oynadı, A takıma gitti, orada istikrarlı bir şekilde oynadı, oradan Avrupa yaptı. Böyle birkaç hikaye yaratabilirse Galatasaray, diğer futbolcular da ya bak bu futbolcular böyle bir yoldan geçmiş, ben de Galatasaray'ı tercih edeyim. Önce oradan başlarım, bir sene de A takıma çıkarım, oradan devam ederim. İşte Salzburg'un yaptığı tamamen bu, Avrupa'dan birçok oyuncuyu böyle topluyor B takımına. Heh, bir de o var, bir de yabancıları oraya toplayabilirsin. İşte statünün de buna müsaade ediyor olması lazım. Avusturya'da böyle bir dert yok. Yani bir devre arası Kamerun'dan 4 oyuncu getiriyor tamam, mesela. Okay. 4 tane getiremedin. Bir tane getir, 2 tane getir. Tabii. Faydalanamadığın oyuncular. Şimdi mesela kadro dışı bıraktın oyuncuyu sezon başında. Anlaşamadın. B takımda oynasın. Devam etsin. Hem kendi oynasın. Hazır olsun. Belki ara transfer döneminde her şey değişecek. Tekrar alacaksın A takımını. Bence faydası bitmiyor. Hani saymakla bitmeyecek faydaları var. Sen Türkiye Futbol Federasyonu'na öneri yaptın ya. Aynen. Hani bunu kulüplere yazsan 11 değil 22 madde yazarsın. Nasıl faydalanabilecekleri şeklinde. Evet, güzel bir konuydu. Reklama gidelim. Reklamdan sonra buradayız yine. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay alternatif piyasaları sunar. Bitay, geleceğin yatırımı. Evet, alternatif piyasalar bölümündeyiz. Bitay'dan Bitcoin'in fiyatını aktarayım. Şu anda bir Bitcoin 620.252 TL'den işlem
görmekte. Son 24 saatte 641 bine kadar yükselmiş. 604 bine kadar da düşmüştü. Şu an daha orta bir seyri var. Dolar bazı da Bitcoin 46 binlere indi. 46.170 dolarda dün hatırlayacaksınız 47 binin üzerindeydi. Fakat oradan 50 bine doğru bir yükseliş yapmak yerine satışlarla birlikte Bitcoin'in 46 bine hatta gece yarısı 45.700'e kadar indiğini görüyoruz. Piyasayı yakın takipteyiz. Bu arada dövizi de hemen söyleyelim. 1 dolar da şu anda 13.42 TL'den işlem görmekte. Türkiye'nin global Bitcoin borsası BitAy alternatif piyasaları sundu. BitAy, geleceğin yatırımı. Evet, iddia bölümündeyiz fakat bugün Ali abiden kupon yok. Dün tutturamayınca artık bir daha kupon vermeyeceğim dedi. Ya, dün kuponum için güzeldi. Evet. Bak, Villarreal çok rahat kazandı. Diğerleri 2-3 goldü. United maçında 2 top direkten dönmüş karşılıklı. Hem Wolverhampton hem United'ın. Sevilla maçı 1-0 olmuş ama onun şeyini bilmiyorum. Hani 35-40 dakika felaket acı çektik o maçı izlerken. Devamını bilmiyorum ama 1-0'da kalmış o karşılaşmada. Dün bayağı inanmıştım kuponu verirken. Evet, bugün bir kupon vermiyor gördüğünüz gibi. Çünkü çok üst düzey maç yok. Ben fikstürü söyleyeyim. Kral Kupası'nda İspanya'da son 32 turu maçında Ponferradina İspanyol maçı var saat 23'te. Aynı saatte Fransa Kupası son 32 turunda Lens-Lille mücadelesi var. İngiltere'de kupa maçları gözüküyor 3. turda alt lig takımlar arasında. Yunanistan Süper Ligi'nde Çin Süper Lig şampiyona grubunda karşılaşmalar var. Bülten'de dilerseniz siz tabii ki oynayabilirsiniz. Hatırlatmayı da yapalım. Tabii iddiada yarın Süper Kupa maçı ön plana çıkacak. Normalden daha yüksek oranlarla bu Beşiktaş Antalya Spor maçına iddia bayileri ve iddia.com'dan oynayabilirsiniz. Eğer iddiayı da indirmek istiyorsanız akıllı telefonunuzdaki web tarayıcısına indir.iddia.com yazarak uygulamayı indirebilir ve daha yüksek oranlarla karşılaşmalara bahis yapabilirsiniz. Hatırlatmamızı yaptık iddia bölümümüzde. Şimdi gündemdeki diğer şimdi konulara geçelim. Az önce konuştuk. Hani takım satın alma. Mesela büyük kulüpler düşünmüyor da Mesut Özil düşünüyor. Evet. O da bir haber. Bayağı birkaç gündür var. Çorum Spor'u Mesut Özil almak istiyor. Çorum Spor'un sportif direktörüyle konuşmuş akşam gazetesi. Şöyle bir şey söylemiş. Sportif direktörün ismi de Oğuzcan Yalçın. Biliyorsunuz demiş, İrfancan Kahveci Çorumlu. Çorum Spor'a her türlü maddi manevi destek oluyor. Onun da teşvikiyle Mesut Özil'le yaklaşık 2 ay önce bir görüşme yaptık. Ama para konuşmadık. Böyle bir satış Çorum Spor için de iyi olur demiş. Böyle bir şeyleri var. Oyuncuların demek ki kafasında düşünceleri var. Biliyorsun fenomen Ronaldo'nun da aldığı kulüpler var. Bayağı da milyon eurolar yatırıyor kulüplere. İspanya'da almıştı. En son Brezilya'da mı aldı? Evet. Brezilya'da da bir kulüp aldı. Futbolcuların da böyle ilginç yaklaşımları olabiliyor. Mesut da tabii çok uluslararası bir isim ve tabii Mesut Özil'in de kazancı çok çok yüksek. Böyle alışlar da Mesut Özil için hani son derece normal. Artık son derece şirketleşti Mesut, evet, Özil. Yani kendi sıradan tokenını çıkarıyor. İşte bir sürü bilgisayar onlarıyla ilgili yine takımlar, evet, satın aldı. Bildiğim kadarıyla e-spor takımları var. Mesut Özil'in şimdi normal bir takım almayı düşünüyor. İngiltere futbol okulları var. Evet. Yani bir kulüp gibi, bir şirket gibi Mesut Özil'de davranıyor. Tabii Mesut Özil'den beklenen şey Fenerbahçe'den de bekliyoruz. Hani bir pilot takım olma konusunda. Çünkü Galatasaray bu yönde bir adım attı. Diğer büyüklerin de ona eşlik etmesi lazım. Çünkü rekabet biraz bunu getiriyor. Yani rekabet neden önemli? Yani biri yaparken diğeri de ondan görüp hani ben geri kalmayayım bu konuda deyip adım atabiliyor. Mesela YouTube'da böyle olmuştu. Fenerbahçe bir adım atmış. Beşiktaş Galatasaray peşinden hani ben de yapmalıyım demişti. Bu da bence öyle bir durum. Galatasaray başlamışken diğer kulüplerin de bir an önce bu konuya eğilmeleri gerekiyor. Çünkü öbür türlü fark da açılıyor. Yani ne kadar erken davranırsan o kadar iyi. Geç kaldığın anda fark yemiş oluyorsun. İşte yalnız bizde Mert sorun bence başlamak değil de devam ettirebilmek. Hani biz bir şeyleri ilk hep adımları atıyoruz.
işte altyapı diyoruz, bir adım atılıyor mesela ama hiçbir zaman devamlı ve istikrarlı bir şekilde yapılmıyor. Şöyle bir söz vardır, hiç duydun mu sen? Türk gibi başla, İngiliz gibi bitir derler. Türk gibi başlayabiliyordum da diğerini bilmiyormuşum. Evet, evet. Türk gibi başla, İngiliz gibi bitir derler. Hani biz evet o heyecanımız var ama çok çabuk vazgeçiyoruz. Çok çabuk bırakıyoruz. Çok çabuk vazgeçiyoruz. Burak Elmas Fatih Terim gibi. Şaka yapıyorum da. Hani bu işlerde bir adım attın, tamam güzel. Ama adım atman yeterli değil. Bir de farklı bir konu da aklıma onu getirdi şey okul yıllarımdan. Mesela biyodev olur. Ali abi yaparsın artık böyle %95'ini bitirmişsindir. Son 5'i böyle bir rehavet gelir. Bitiremezsin. Nasıl olsa %95'ini evet. bitirdim tamamını. Şu anda da öyleyim bu arada ben. Mesela bir iş yapıyorsam, çoğunu bitirdiysem böyle son yapacağım 2-3 hamleyi bekletiyorum. Başka şeylerle uğraşıyorum. Ondan sonra bitirme yoluna gidiyorum. Ama bitirmek konusu da gerçekten bizde biraz problem. Genel insanlarda da gördüğüm bu. O yüzden hani verdiğin o deyiş gerçekten doğru. 9.29 saatlemiş. Şimdi diğer gelişmelere bakacağız dedik. Bugün klasik artık hani Fenerbahçe'deki teknik direktör konusu hala belirsiz. Fenerbahçe ligin ikinci yarısı için şu anda bir teknik adamı yok. Sanki Bilic ön plan çıkmış gibi. Öyle yazılmış ama yani neye göre orada yazılmış çok o bana inandırıcı gelmedi. İki farklı gazete yazmış bugün. Mehmet Demirkol mesela Fanatik gazetesinde şöyle söylemiş. Her şey Bilic'i işaret ediyor demiş. Onun yorumu bu şekilde. Anladığım kadarıyla yönetim teknik adam sürecini mümkün olduğu kadar uzatıp bekliyor. Bu kadar zaman hoca bulunamadığına aklım yatmıyor. Yani bu kadar zaman geçti. Fenerbahçe hoca bulamayacak mümkün değil diyor Mehmet Demirkol. Tespiti bu şekilde. Sezonu bitirecek Önder Karaveli tarzı bir isim de yok. Bu tabloyu anlamlandırmaya çalıştığımda vardığım sonuç bir teknik adamla anlaşıldığı ve onun beklendiği. Dolayısıyla bu isim Slaven Bilic'se şaşırmam diyor. Çünkü Mayıs'ta da kendisiyle el sıkışılmıştı. Mehmet Demirkol'un yorumu bu. Biz de haber yapmıştık yaz döneminde Bilic Fenerbahçe'ye anlaştı diye. Fakat son anda iptal olup aynı gün içerisinde Vitor Pereira göreve gelmişti. Yani Bilic'de sıcak teması var gerçekten Fenerbahçe'nin oldu daha önce. Ama şu an o Bilic'deki karmaşayı da ben çözebilmiş değilim. Yani o sözleşmesi devam ediyor anladığımız kadarıyla. Hiç bir sinyal yok o taraftan. Bir de bu kadar teknik adam arasında kulübü olan, kulüp çalıştıran da tek teknik direktör Slaven Bilic. Hani gündeme gelen isimlerin hepsi ama bugün, neredeyse boşta. Bugün 10.30'da son maçına çıkıyormuş. İşte neye göre son maçı? Gerçekten son maçı mı? Sözleşmesi bitiyor. İşte ben demek ki sanki ya yani ilk başta öyle çıktı, sonra öyle değil dendi. Bir sene daha sözleşmesi var dendi Slaven Bilic'in. Ben ondan çok emin değilim sözleşmesinin bittiğinden. Mesela nereden? Şimdi Transfermarkt'tan genelde bakılıyor sözleşme bitimine. Burada gözükmüyor tabii ama eğer öyleyse mantıklı. Eğer transfer, Vişça konuları vesaire Bilic'le istişare edilip yapıldıysa, Vedat Muriç hamlesi ki Fenerbahçe'nin ilgisi olduğu yazılmış, Bilic'le yapılıyorsa mantıklı ama bilemediğimiz için şu anda bir görmek lazım. Eğer gerçekten Bilic'se, Fenerbahçe açıklayacaksa o zaman aklımıza yatar. Ama günün sonunda başka bir isim gelirse Bilic harici o zaman daha farklı konuşacağız. Var mı Ali bir şey diyecek gibisin? Bir de Jesus işte. Jesus dedin dikkat edersen bak. Jesus. Portekizli diye. Evet. Bunu Mourinho'dan öğrendik biz. Aynen Jesus. Ben alışkanlık Jesus diyorum da Jesus. Jesus. Bir de Jesus gündemde Fenerbahçe'de. Onun da hala bir takımla anlaşmadığını görüyoruz. Hani Mehmet Demirkol'un söylediği bu kadar uzun bir süre Fenerbahçe'nin bir teknik adamla anlaşamadığını düşünmüyorum diyor. Daha önce yaşandı. Evet onu ben de söyleyecektim. Şimdi yaz döneminde de böyle bir durum oldu. Sonra son çare panikle yönetim Pereira'ya gitti. Bu kez öyle bir şey olabilir mi? Belki Bilic'le daha önceden temasa geçildiği için o süreç daha hızlı olmuş olabilir. Çünkü Bilic'le sen de dedin ya biz de haber yaptık bir şeyler konuşuldu. Tabii. İki taraf birbirini biliyor. Şimdi bir fırsat oluştu. Fenerbahçe'nin teknik direktörü yok. Bilic'in kontratı bitiyor. Belki bu işlerin biraz daha hızlı yürümesini Fenerbahçe'de sağlayabilir. Büyük ihtimalle Bilic de Fenerbahçe'yle konuşurken Fenerbahçe'ye çalışmıştır. Eldeki kadroyu 3 aşağı 5 yukarı biliyordur. Tabii ki ondan sonra Pereira'nın yaptığı değişiklikler oldu. Transferler, gelenler, gidenler ama hani orada bir işlerin Jesus'a göre daha hızlı ilerleme ihtimali var. Tabii canım.
bakalım, herkes merakla bekliyor. Fenerbahçe taraftarı da merakla bekliyor. Bilic ismi açıklanırsa Fenerbahçeli taraftarlar, Fenerbahçe camiası nasıl karşılar? Bence çok olumsuz karşılamazlar. Beşiktaş'ta çalıştığı için bir olumsuzluk yok, yoksa heyecan, kalibre olarak heyecan, heyecan yaratma anlamında söylüyorum. Beşiktaş kimsenin problemi değil bence şu an Fenerbahçe'de. Çünkü Okan Buruk ismi veto edildi. Hani Okan Buruk'un veto edilmesi nedenlerinden biri Galatasaray'la olan evet, ilişkisi. Yani Bilic öyle biri değil. Öyle olumsuz bir tablo yok. Daha sempatik biri olduğu için bir de. Evet, bir de ne olacak ya? Beşiktaş'a çalışsa ne olacak yani? İşte ne oldu? Dağım iki tarafta da çalıştı. Yok, bence de hiç problem yok. Herhangi bir sıkıntı oldu. Bazıları taklamı takıyor yani böyle. Problem olacak bir durum yok. Ama şey olarak, kalibre olarak Löw veya Jesus kalibresinde de bir hoca değil. Değil. İşte onu zaten anlatmaya çalıştığım oydu. Hani heyecan da yaratacağını düşünmüyorum ben. Hani Barış abinin birkaç gündür çizmeye çalıştığı bir tablo var. Ben de 3 aşağı 5 yukarı ona katılıyorum, o tabloya. Hani öyle çok büyük heyecan yaratmaz ama hiçbir Fenerbahçeli'nin de ya bu adam da nereden çıktı, kalktınız Bilic'i buldunuz getirdiniz diyeceğini de düşünmüyorum. Normal karşılanacak. Bir teknik adam olarak Bilic Fenerbahçe kariyerine başlayacaktır. Yani böyle biraz şey gibi, nötr gibi başlıyor. Aynen. Yani ne çok olumlu ne çok olumsuz. Yani olumsuz olabilecek teknik adamlar var. Mesela benim dün biri yazmış, Mehmet Ünlü galiba, Jesse Marsh niye düşünülmez Fenerbahçe için demiş. Hani en son Leipzig'de çalışıyordu. Bu tarz bir teknik adamı getirsen dudak büker taraftar. Ama Bilic dediğin gibi çok dudak bükecek değil ama çok da heyecanlandıran evet, bir teknik adam değil ortası. Ama bu da heyecan yaratmaması da aslında Ali Koç için yine dezavantajlı bir başlangıç anlamına gelir. Çünkü beklenti yükseldi, kabul etmek gerekir ki. Yani bu sefer beklenti yükselten Ali Koç olmadı ama neredeyse istisnasız birçok spor yorumcusu da işte Barış abi, sen, kime sorsan Fenerbahçe teknik adamı için aynı şeyleri söylüyor. Tartışmasız biri gelmedi diyor. Yani bütün Fenerbahçe yorumcularına bak, ağırlığı böyle diyor değil mi? Evet. Böyle konuşuyor. Ama hatırla, ben şunu da ekledim. Sadece o teknik direktörü getirmekle iş bitmeyecek. Benim görüşüm o yönde. O teknik direktörün kariyerindeki motivasyonun da çok önemli olduğunu anlatmaya çalışmıştım. Şimdi mesela Bilic, Jesus ikisini kıyasladığın zaman arada bir 15 sene kadar neredeyse fark var. Ama işte kariyer olarak. Bilic'in de Çin'e gitmesi ayrı bir... Evet. Öncesinde yine Arabistan'a gitmesi. Aynen. İşte o ne durumda acaba? İşte o da problem. Motivasyon önemli. Teknik adamın motivasyonu çok çok önemli. Bunun dışında teknik adamın etrafındaki yapının zaten doğru olması gerektiğini her ne kadar Barış abi komple inanmasa da komple anlattıkları bizim gördüklerimizle beraber sadece iş Ali'yi Mehmet'i getirmek olmadığını da bundan sonraki süreçte Fenerbahçe'nin anlayıp o etrafını, yani teknik adama sunulacak çalışma şartlarını, teknik adamın uğraşacaklarını Fenerbahçe biraz daha kolaylamalı. Her şeyi teknik adamdan beklemeli. Başarı da başarısızlık da ona mal edilmemeli gibi gözüküyor. Fenerbahçe'nin bu yapıyı da oluşturması lazım. Bakalım hani hep beraber göreceğiz. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Ne kadar başarı gelecek? Ya da başarı için yine çok acele edilecek mi? Sabırsız davranılacak mı? Bunlar hep Ali Koç'un artık bu teknik adamdaki testi olacak. Ama şurada katılıyorum. Ali Koç'un son teknik adamı olabilir bu tercih. Yani eğer burada işler kötü giderse Ali Koç bir kongre kararı alabilir. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Evet, son bölümdeyiz. Son bölümde biraz da NBA'deki temsilcilerimize bakalım. Onları da biz her gün neredeyse reklam arasında konuşuyoruz Ali abiyle. Alperen Şengün, Ömer Faruk Yurtseven, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, son dönemde ön plana çıkan isimlerimiz. Bu sabah karşı da özellikle yine Ömer Faruk Yurtseven ve Furkan Korkmaz'ın performansları çok konuşuldu. Furkan NBA kariyerinde ilk kez double-double yaptı. 24 sayı, 11 rebound, 6 asist. Triple-double'a da yaklaşan bir performans gelmiş milli basketbolcumuzdan. Gerçekten bizleri gururlandıran performanslara imza atıyorlar ki Philadelphia'da kazanmış 133-113 Houston'ı
mağlup etmeyi başarmışlar Furkan Korkmaz bu performansı Mert herhalde gösterirken. Bu son dönemdeki sayı ve süre artışlarında Covid'in de NBA'yi vurması etkili oldu değil mi? Yani illaki etkisi normalde vardır. Aldıklarından daha fazla süreler almalar. Hı hı. Daha fazla oyunda kalınca daha fazla skor üretme. Oyuncu kalitesinin biraz NBA'de düşmesi. Yukarıda çünkü kulak misafiri oluyorum. Hı hı. Çok işte, aldanmayın mı diyorlar bu performansla? Bu oynanan NBA değil diyorlar mesela, hı hı, şu an. İşte o oyuncularla yapılan haftalık kontratlar. Hani sağ şeyden yol kenarından oyuncu çevirip şu an NBA'de oynatıyorlar gibi bir durum var. Tabii ki sporcularımızın bu şekilde performanslar göstermesi güzel ama biraz da yanıltıcı olabilir. Ömer Faruk Yurtseven de bugün 17 rebound almış. Üst üste 9. maçında da en az 12 rebound almayı başarmış. Bunu en son yapan Blake Griffin'miş. Çaylak sezonunda o da bir 8 maçlık bir de 11 maçlık serisi olmuş. Ondan önce de Shaquille O'Neal böyle bir seri yapabilmiş çaylak sezonunda. Ömer'inki de en azından böyle uzun bir vadeye yayıldığı için yani 9 maçlık bir seriydi. En az 12 rebound almak da tabii, her ne olursa olsun tabii, yani tabii, bir eksik olsun da olsun olmasın Ömer Faruk Yurtseven'in bence kalitesini gösteriyor. Alperen bu aralar bir sakatlığı var galiba. Evet, oynayamıyor. Sakat. Çünkü bugün Houston oynuyordu Philadelphia. Süre almadı Alperen Şengün. Ama Furkan ve Ömer Faruk'un performansları gerçekten bizlerin koltuklarını kabartıyor. Çok net bir şekilde onların da bu performansların devamını dileyelim. Ondan başka konuşacağımız bugün tabii genel olarak transferleri ve Galatasaray'daki Burak Elmas, Fatih Terim arasındaki sıkıntıyı biraz konuştuk. Tabii bu sıkıntı konuşurken Galatasaray'da transfer konuşmak da çok kolay bir iş değil. Yani bu kadar anlaşmazlık var. Bir de bu anlaşmazlıkta Galatasaray nasıl transfer yapacak? Sonuçta Fatih Terim'in ekibi pasifize ediliyor. Yönetim burada devreye giriyor. Benim anladığım çok fazla transfer olmayacak. Belki nokta atışları Galatasaray düşünecek. Çünkü hani gidecek oyuncular elbette olabilir. Babel Feguli gibi. Onlar giderse burada yönetim daha fazla ağırlığını koyup transferleri halletmeye çalışacak. Evet, Feguli de Cezayir milli takımında sakatlanmış ama ciddi bir sakatlık değilmiş. Afrika Kupası maçında oynaması bekleniyormuş. İşte Feguli belki Başakşehir'e gider diye düşünülüyor. Aynen, o yüzden Feguli'nin ayrılma ihtimalinden ben de bahsediliyor. Dediğin gibi hani zaten Galatasaray'ın 3 aşağı 5 yukarı ihtiyaçları belliydi transferde. Özellikle merkez orta saha çok Galatasaray'da net bir şekilde bağırıyor. Ondan sonrası düşünülebilir Galatasaray'da. Bir şekilde Galatasaray buradan da herhalde bir karar alıp yoluna devam edecek. Yani ben böyle bir ufak çaplı kriz var diye de Galatasaray'ın tam olarak boş geçeceğini de düşünmüyorum. Boş geçmeye en yakın kulüp Beşiktaş. O da gidenlere bağlı olarak. Galatasaray'da gidenler olmasa bile transfer düşünülüyor zaten hali hazırda ki Galatasaray'da da bir yaprak dökümü bekleniyor. Yabancılar, Feguli, Luyen Dama, Babel gibi isimler. Asunsao. Yedlin, Asunsao. Keza aynen. Aytaç, Fatih Öztürk. Bayağı da gidecek oyuncu sayılıyor Galatasaray. Evet. Yani Oğulcan'ın bile gitme ihtimali zaman zaman konuşuluyordu ki artık Yedlin giderse Oğulcan da bir sağ bek yediği olarak düşünülecek Galatasaray'da. Çok hareketli bir transfer dönemi bekliyor. Çok şey konuşuluyor Galatasaray'da ama şu ana kadar bir gerçekleşmiş bir hamle de olmadı. Yani Asusa'yla bile henüz net olarak yollar ayrılmadı Galatasaray'da. Hani ilk hamlenin bu olması en normali Galatasaray'da düşününce. Ama kaleci transferi konusunda da henüz Okan Kocuk konusunda bir ilerleme sağlanamadığı gözüküyor. Lig maçında İsmail Çipe hamle yok. O da garip değil mi? Utku'nun dönmesi konusunda. Normalde Utku'nun dönmesi gerekir. Evet, o da konuşulmuyor. Her şey bir şey olsa Beşiktaş'ın 17 yaşında kalecisi var. Evet. Konuşulmuyor dediğin gibi Galatasaray'da Okan çok konuşuluyor. Beşiktaş'ta ilk Mert sakatlandı da konuşuldu. Sonra bir daha Utku konusu gündeme çok gelmedi. Çok garip. Evet, Beşiktaş'ta da belki de perde arkasında böyle bir görüşme vardır. Basına çok yansımamıştır. Hayır, bir de mesela Utku operasyonu daha kolay. Çünkü Utku oynamıyor. Hı hı. Hani Okan oynuyor. Okan oynuyor ve ligin başarılı kalecilerinden bir tanesi. Giresunspor'un başarısında Okan'ın da katkısı var. Yani Utku oynamıyor. Dolayısıyla Beşiktaş'ın mesela çoktan hani sözü kesip işi bitirmiş olması gerekirdi diye düşünüyorum. Bir de bu kadar çok vakada açıklanırken yedek kaleciyi de daha sağlam doğru tutmak istemesi daha makul Beşiktaş'ın. Bakalım. Göreceğiz hep beraber. Evet, bugünlük de programı sonlandırıyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sundu. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.